Değerli izleyiciler, sizlere iyi bir gece dileklerimle yeni programımızı sunmak üzere Sayın Emin Gürses'le beraber elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Bugün sadece belli bir kesim için değil, Türkiye için çok üzüntülü bir günü ortaklaşa ve büyük acılar içerisinde birlikte geçirdik. Sayın Soner Polat komutanımızın ölümü gerçekten Türkiye açısından ve Orta Doğu coğrafyası açısından önemli, çok önemli bir kayıp. Bu kaybı burada anlatmaya kalksak buna gerek de yok. Ama ben kaleme aldığım şöyle kısa bir, çok kısa bir duygu ve düşünce notumu size iletmek isteyeceğim. Zaten kanal bütün gün boyu, günler boyu, üç gündür ve gazete Aydınlık, Ulusal Kanal ve Aydınlık bu konuda bilinebilecek, olabilecek bütün imkanları kullanarak Soner Polat'ın ne ifade ettiğini, Sayın Soner Polat'ın ne ifade ettiğini size duyurdu. Bugün bu üzüntüyü yaşayarak, bu üzüntünün etkisinde bu programa başlamış bulunuyoruz. Bu üzüntüyü hiçbir zaman atmayacağız üzerimizden. Ama bu üzüntüyü sevince dönüştürmenin ve Türkiye'nin ulusal bağımsızlığına ve tam demokratik bir yapıya kavuşması konusunda elimizden gelene yapacağımıza da hep birlikte karar vermemiz gerekiyor. Ben şöyle bir not aldım, affınıza sığınarak. Çünkü yazılı hale getirmek belki daha önemliydi. Ben de Soner Polat komutanı oldukça yakından tanıyan birisi olarak bu düşüncemi sadece duygusal yönü olmamak üzere size aktarmak istiyorum. Şöyle bir not almışım. Bilgi, bilinç, cesaret ve eylemin bireysel anlamda bütün değerlerini kişiliğinde toplayarak bu değerleri vatan ve ulus kavramlarıyla birleştiren ve bu bütünlükte yaşama yolunu seçen büyük bir değerimizi toprağa verdik bugün. Üzüntümüz sonsuz. Üzerine aldığı bu sorumluluğu ve eylem çizgisini sürdürürken sonsuzluğa göçtü. Biz de, ben ve Sayın Emin Gürses, işte tam bu noktada onun bıraktığı yerden devam etmek ve görevi zafere kadar götürmek üzere programa giriyoruz. Yani hani matem, vaktimiz yok matemini tutmaya sözünü hatırlayarak o ünlü sloganı, biz onun bıraktığı yoldan, onun çizdiği rotadan, onun çizdiği vira bismillah çizgisinden hareket etmek üzere bıraktığı yerden bu programdan da görevi bu. Buradan itibaren devam ediyoruz. Benim bu konuda söyleyeceklerim bunlar. Söz sizin Sayın Gürses. Aslında Soner Paşa için en güzel, yani bir asker için söylenebilecek en güzel, yani milli bir asker için eski meclis başkan vekilimiz Hasan Korkmaz'dan söyledi. Mehmetçik gibi general. Evet. Bundan da ben aslında bu çok güzel bir ifade. Çok. Yani koşturmaları, kahvelerde, köşelerde, toplantılarda, mitinglerde, her yerde yani tam Mustafa Kemal'in istediği gibi bir askerdi. Bu mu? Eskiden anlatırlardı şimdi biz. İfsiz Ecevit'in çetesinden kalanlar bir çocuk anlatırlardı bize. Bizde öyle askerler var ki dedi. Adam albay, eline bir tane torba alıyor, içine birkaç tane kuru ekmek koyuyor. Çıkıyor diyor, 3 ay sonra Afganistan'a örgütlemeye gitmiş. Afganistan'ı. Oradan telgraf geliyor. Yani Osmanlı öyle subaylar vardı, öyle askerler vardı. Yürüyerek gidiyor, eşek sırtında gidiyor. Böyle insanlar vardı. Soner Paşa da böyle insanlardan biriydi. Yani bu söz çok iyiydi, çok önemli bir söz. Mehmetçik gibi general. Çok önemli bir söz. Mehmetçik ruhlu. Yani çok ya Mehmetçik ruhlu. Olan yani Mehmetçik içeri. Ruhlu general çok önemli bir laf. Evet. Yani bu aslında bütün askerlerin, sivillerin, çünkü Mehmetçik gibi niye diyor Mehmetçik gibi? Mehmetçik, biz ne diyoruz? Gerçek şehitler Mehmetçiklerdir, değil mi? Çünkü bunlar annesi babası köyden bunu gönderir. Bir gelir karşılığı bu işi yapmaz. Evet. Bunlar bedava vatan hizmeti yani. Bedava vatan hizmeti. Biz şimdi maaş alıyoruz, değil mi?
Onlar öyle değil. Yani, bedeniyle, ruhuyla. Tabii bedeniyle, ruhuyla törenle gidiyor yani. Güle güle gidiyor. Uğruna. Şimdi Mehmetçik gibi onun ruhuyla bir general çok güzel bir şey. Evet. Yani bunu şimdiye kadar hiç kimse için söylemedi. Ama Söner Paşa için Hasan Korkmaz'dan söylediği çok önemli bir evet. tanımlama. Evet. Her generalin Mehmetçik gibi ve Mehmetçik yalnız generaller değil, Mehmetçik ruhuyla bürokrasimizde, devlet memurumuzda, akademisyenimizde hepsi böyle çalışırsa o zaman başarılı olur. Evet. Tam bu noktada bu sözünüzü de değerli izleyicilerimiz kesinlikle değerlendirecektir. Tam bu noktada Türkiye'nin önündeki süreci o Mehmetçik ruhuyla kazanabilmesi ve o Mehmetçik ruhuyla geleceğimizi inşa etme konusunda programımıza dönük ilk açıklanmasını isteyeceğim soruyu da ve konuyu da size aktarmak istiyorum. Bakın bu Mehmetçik ruhuyla kazanılmış bir Türkiye'yi Mehmetçik ruhunu gerileterek ortaya koyma planlaması ta 1945'lerde işte çok sözünü ettik değerli izleyicilerimiz de biliyor. Truman doktrini ve Marshall planı programlarıyla Türkiye'de gerçekleşmeye başladı. Temel amaçları da bu Mehmetçik ruhunu yitirtip Türkiye'yi Batı'nın, emperyalizmin bir piyonu haline getirmek. Şimdi bunları tabii bunlar ayrı bir program konusu. Fakat çok önemli bir nokta var. 1957'de bir Eisenhower doktrini ortaya çıkıldı ve o bugün çok övülen bir takım kesimler tarafından, biz bunu fiilen de yaşamış bir çok çocuk yaşlarda babamın görevi gereği fiilen yaşamış birisi olarak bildiğim bir Demokrat Parti'nin imzasıyla ve kararıyla onun da onayıyla gündeme geldi bu Eisenhower doktrini. Türkiye'nin gerçekten Amerikan kontrolüne girdiği kesin bir anlaşma, bir doktrin konusu. Buradan başlayalım. Söz sizin. Tabii İkinci Dünya Savaşı bitti. 45'te oturdular dediler ki bir uluslararası sistem kurulacak. Çünkü uluslararası sistem 1914'te kırılmıştı. 19'da ara verdi. Ondan sonra biz diyoruz ki Birinci Dünya Savaşı var, İkinci Dünya Savaşı var. Aslında Birinci ve İkinci Dünya Savaşı yok. Savaş devam ediyor. Ara verilmiş. Nasıl ki mesela Osmanlı'nın Almanlarla, Avusturya, Macaristan'la ittifakı değil mi? Bulgaristan'da var ittifakın içinde. Evet, kulağım bu, bu ittifakta Alman merkezli bir ittifaktı, Almanya merkezli. Almanlar kaybedince herkes teslim oldu. Ama Mustafa Kemal ve arkadaşları, Osmanlı subayları, Osmanlı askerleri, Türkiye, o zaman Anadolu'daki vatandaşlar, Balkanlar'da, Kafkasya'daki, Orta Doğu'daki vatandaşlar direndiler. Onlara İngilizler ne diyor? Kemalci milliyetçiler. İngilizler onlara, İngiliz kayıtlarında var. Kemalci milliyetçiler teslim olmayı kabul etmedi. Onlar devam ettiler. Başarılı da oldular. Ha Allah yardım etti. Bolşevik devrimi oldu Rusya'da. Ha bu arada söyleyelim. Şimdi çok burada, şimdi Türkiye'de bu anarşist yapılanmalar çok konuşuyorlar. Diyorlar ki işte Chomsky büyük anarşist falan. Ya Chomsky'nin bir mülakatını okudum. Adam diyor ki 20. yüzyılın en büyük felaketlerinin biri Bolşevik darbesidir diyor. Darbe diyor. Chomsky. Yani. Chomsky darbe diyor. Bolşevik devrimine darbe diyor. Evet. Ama Fransız devrimine darbe demiyor. Ha bir de bir şey daha söyleyeyim. Geçen arkadaşlarla konuşuyorum. Yurt dışında komünist sosyalist arkadaşlar var. Şimdi profesör olmuşlar. Yahu diyorlar. Batı'da 68 dolar hep konuşuluyor. Hazırlıklar yapılıyor. Mayıslarda kıyamet kopuyor. Fakat Türkiye'deki 68 dolarları konuşulmuyor. Türkiye'de devrimci, vatansever, direniyor. İşçi sınıfı hareketi, yüz binler. Evet, köylüsüyle işçisi. Köylüsüyle işçisiyle. Bunlar hiç konuşulmuyor. İlginçtir. Bak Batı'da yazılan 68 hareketleriyle ilgili kitapların içinde Türkiye'deki gençlik hareketi ve işçi sınıfı hareketi yok. Çünkü sizin dediğiniz gibi Türkiye'deki hareket milli, sol, kemalist. Evet. Bir şey hatırlatma yapayım. Bu konuda yabancı yayınları da izleyen birisi olarak 68 konusunda hatırladığım kadarıyla yabancı yayınlardan derlenmiş. Yapı Kredi'den çıkan da 68 hareketi var. Ben onu dikkatle incelemiştim. Özellikle 8-10 sene önce yaptığımız Tarihten Güncel'e son programlarında. Ya baştan sona bakın.
Orada Türkiye devrimci hareketiyle yani 68 hareketiyle ilgili tek satır yok. Yok, ilginç bir şey. Sonra Türkiye'de Avrupa'daki gençlik hareketi, işçi sınıfı hareketi güçlü değil o zaman. Ama Türkiye'de çok güçlü. Evet. 70'in başında. Çok güçlü. Çok büyük bir tesadüf oldu. İlginç bir şey yani bu. Evet. Bunu mesela yani Türkiye'de tabii dünyada ve Türkiye'de gençlik hareketleri Hasan Basri, Allah rahmet eylesin, Hasan Basri Güçtes, Fulya Güçtes, onlar eski dönem arkadaşınız. Onlar güzel bir çalışma yapmışlardı. Ödül de almıştı o kitap. Ama yok böyle pek fazla çalışma. İlginçtir. Türkiye'de bu dönemi Avrupa'daki hareketleri yazıyorlar. Öğrenciler o teyberiyi yakmışlar. Özgürlük, cinsel özgürlük, minsel özgürlük falan bilmem ne. Ama Türkiye'deki işçi sınıf hareketinin gücünü o dönemde çok güçlü yazmamış. Kimse o notların içinde yok. Sumam izin verirsem şurada bir tam bu bağlamda böyle bir metin almıştım. Bununla çok bağlantılı. Yani buna hesaplayarak gelmedik ama çok denk düştü. Çünkü bunları söylemek lazım. Bu çok önemli bir şey. Bununla bu konularda çalışan Türkiye'de vardır. Yani bazı arkadaşlar çalışıyor. Yerli yayın çok var. Ama ilginçtir. Batı'da tabii hocam şimdi bakın bir tez geçtiğime doktora tezi maalesef LSE'de yazılmış. LSE'de. Maalesef de Feredol diye benim de danışmanımdı. Konuyu bir Türk kız yazmış. Diyor ki Türkiye'deki önemli bir siyasi Kürt hareketinin partisi olarak PKK. Yahu aradım, mesaj gönderdim kızım dedim ya. PKK siyasi parti, nerede siyasi parti olmuş PKK? Adı parti ya. Partizan diyorlar onu. PKK diyor 1974'te kuruldu. Ya onu da bilmiyor. PKK yani Türkiye'deki etnik hareketler konusunda çalışma yapıyor. Onu da bilmiyor. PKK 78'de kuruldu. 74'teki apoçulardır. PKK falan değil. Dede Kova'dan kopma gruplar bunlar. Yani 74'te de yani birkaç kişi. PKK değil ama. Evet, apoçu. Evet, apo. Onlar da Dede Kova'dan kopma. Ve yazılı hiçbir metni yok o döneme. Yok, o zaman yok. Sözlü olarak propaganda yapıyorlar. Yani asıl hareket, asıl PKK'nın saldırılarını başladığı Batı'da, Fransa'da Asala, Ermeni örgütü vardı. Asala örgütü. Onun yaptığı bombalı saldırıda Fransızlar ölünce Avrupa biraz buna kaç cephe aldı. Asala geri plana itildi, PKK çıktı ön tarafa. O zaman ben bir yazı yazdım. Asala kalmadı PKK verelim diye. O zaman Radikal Gazetesi'nde. Asala kalmadı PKK verelim. O zaman ben Avrupa'daki hareketleri tanıyorum tabii, biliyorum neler yapıyorlar diye. Örgütleri biliyorum. Evet. İlginçtir. Yani bu çok önemli bir şey. Türkiye'deki işçi sınıfı hareketi, gençlik hareketi, tam heyecanım var, heyecanım var ama işçi sınıfı hareketi güçlü. Yani 12 Mart gelse bile işçi sınıfı hareketini tam kıramıyor. Biraz selleniyor, devam ediyor, güçleniyor. Ondan sonra evrenin, Amerika'nın en büyük şey darbesi 80'de geliyor. Ama bizde bazı akademisyenler hala 80 darbesine 80 ihtilali diyorlar. Öğrencilere okulda ihtilal nedir, darbe nedir, otoriter nedir, totaliter nedir? Adam yazmış. Türkiye tek parti döneminde çok otoriter, totaliter bir yapıda sahipti. Morüstü, ben diyorum bunlara ya kardeşim, Morüstü Beş 51'de bir kitap yazmış siyasi partiler diye. Orada diyor ki hiçbir koşulda Türkiye'ye totaliter bir yapı olduğunu söyleyemezsiniz. Maurice Duverge diyor. Profesör Maurice Duverge o zaman bütün okullarda Avrupa'da ta 80'li yıllara kadar hala okutuluyor. 50'den 51'de yazmış. Türkçe'ye de çevrildi sonra. 51'den 80'li yıllara kadar okutulan bir kitabı siyaset bilimciler okumamış. Şeye benziyor. Bu Almanya'da bir tane Türkiye'de Ermeniler soykırım yaptınız, Türkler Ermenilere soykırım yaptı falan diye diyen bir profesör yaptı onu Almanlar. Bir şey araya girerek önemli bir bilgi vermek istiyorum. Onu söyleyeyim. Pardon. Adama dedim ki ben, ya dedim eski dev yolcu. Dedim ki sen profesör oldun Almanya'da ama kitaplarında ben dedim Rosa Luxemburg'un hiç milliyetçilik üzerine 908-909 notları var. Türkçe'ye de yayınlandı. Hı hı. Onu dedim, görmedim mi dedim. Orada diyor ki, Daşnak hareketini, emperyalizm, Osmanlı'yı sıkıştırıp İskenderun'a, Kafkasya'dan İskenderun'a bir yol açmak için kullanıyor diye ifadesi var. Bana dedi ki, ben onun haberim yok ona dedi bana. Dedim sana, Alman istihbaratı vermedi onu. Evet. Şöyle ne acıdır ama. Yani LSE'de böyle bir tez yazılıyor. Almanya'da böyle adamları profesör yapıyorlar. Ve Türkiye'de de önemli bir kesim sol adına bunlara inanıyor. Türkiye'de öyle bir sol... İki tane makale okumakla solcu olmuş adam yani. Marksist olunmaz iki makale okumakla. Bu diyalektiği iyi bileceksin. Tarih, sosyoloji ve tarih bilmeden Marksist olunmaz. Sosyolojiyi ve tarihi bileceksin.
Hangi koşullarda? Marx 12 saat iş saati olsun diye greve gidin niye demiş? Bugün dese kıyamet kopar değil mi? 12 saat çalışılır mı derler. Ama o zaman o koşullara bakacaksın. Hegel niye devleti yüceltmiş? Çünkü orta devlet yok, bir anarşi var. Ondan dolayı. Herkes kendi koşuluna göre hareket ediyor. Koşullara göre yapacaksın. Hayatın pratiğine bakacaksın. Hayatın pratiğine bakmazsak adam derste anlatıyor bir profesör. ODTÜ'de. Fransız devriminde Rousseau Fransız devriminin önünü açmıştır. Adamı gülerler. Rousseau kadınlar için ne aşağılık laflar yazıyor. İyi çocuk doğuracaklar, şöyle yapacaklar, iyi yemek yapacaklar, iyi ev kadını olacaklar, kocalarına iyi bakacaklar. Kimse onları konuşmuyor. Toplum sözleşmesini konuşuyor. Rousseau kendi koşullarına göre yazmış. Kadını aşağılamış. Yani bunları öğrenciye anlatıyorlar. Şimdi akademisyen ne yapacak? Yok yasası 4. madde. Akademisyen araştırma yapacak. Araştırma yapacak. Siz ne diyordunuz? Gazeteci günü yorumlar, akademisyen yarını konuşur. Evet, biz onu yapmaya çalışıyoruz. Ha, bu şimdi sen demiyorsun ki ya bunlar hangi koşullarda bunları yapmış? Bunlar çok önemli. Zaten, tabii şeye geleceğiz. Arizona bir doktoruna geleceğiz. Amerika Ortodoksi nasıl girdi? Onun başlangıcı. Tamam. Bir başka şey. Yalnız biz Maurice Duverger'in çok önemli bir kitabı var. Küçük ince bir kitaptır ama orada şunu söylüyor Kemalizm konusunda, Mustafa Kemal konusunda. Bu kavram mesela Türkiye'de yeteri kadar tartışılmadı. Demokratik diktatörlük kavramını kullanıyor. Çok önemli bir kavram. Yani dünyadaki bütün değişimler, büyük devrimler, büyük dönüşümler hep belli bugünkü o basit anlamında bir tür diktatörlük ya. Yani zoru ister. Zaten devrim zorlu olacak yani. Devrim nasıl olacak? Başka bir yolu yok. Onu vatandaşa sorarsan biliyorsun vatandaşın balkonunu yıkamıyorsun. Kaçak yapmış. Danıştay'a gidecek, şeye gideceksin, yüksek mahkemeye, bölge idare mahkemesine. Şimdi şeyi hatırlıyorum ben, Maçka'da bir vatandaş Diyanet İşleri Başkanlığı Almanya'ya göndermiş. Epey zaman çalışmış, etmiş. 5-10 sene gelmemiş Türkiye'ye. Bir gelmiş bakmış ki ev yok Maçka'da. Arazi de yok. Belediye ne yapmış? Bir ilan asmış kapıya. Biliyorsunuz 28 günlük imar yasası öyledir. 28 gün içinde itiraz edeceksin. Adam devlet memuru olarak Almanya'da imamlık yapıyor. İtiraz ediyor, diyor ki benim malım gitti, evim gitti. Senin paranı diyor bankaya yatırdık. Ya benim malımı aldı ki bana niye sormadınız? Şimdi memlekette, şimdi mesela onu o kadar büyük hale getirdiler ki, şimdi artık acil istinbak diye bir şey çıkardılar. Vatandaşın malını yağmalıyorlar. Kusura bakmasın. Elde koyuyorlar. Ya hocam şimdi ben Tayyip Erdoğan'da kusura bakmasın. Tayyip Erdoğan Üniversitesi var Rize'de. Vatandaşın malına el koydu. Devletin aracılığıyla buraya acil hastane lazım diye hastaneye katacaklar. Yeni cami yaptılar. Şimdi bunlar o camide namaz kılınmaz. Evet. O tür camileri peygamber biliyorsunuz ikilik yaratan camileri peygamber yıkmış. İlk cami yıkan Hazreti Peygamber'dir. Niye? Zenginler cami yapıyor bir de yemek dağıtıyorlar. Fakirler peygamberimizin gittiği camiye gelmiyorlar. Peygamberimizin camisi fakir camisi. Gidiyorlar o camiye. İkilik yaratıyor, peygamberimiz camiyi yıktırıyor. İlk camiyi yıktıran Hazreti Peygamberimizdir. Peki dava açmadı mı? Biraz dedikodu yapalım sanki. Peygamberimiz mi? Yok. Bizimkiler mi? Açtı. Rize'de. Açtı dava, hava açtılar. Bölge İdare Mahkemesi dedi ki, acil istilbak böyle bir şey. Gitti Yargıtay'a. Yargıtay dedi ki, fazla para vermişler size. Bizde borç için. Millete tuvalet parası verdiler, affedersiniz. Şimdi Tayyip Bey'e bundan haberi yoktur. Üniversite bilirkişi yapıyor. Bilirkişi kim? Ya ben şeyi soruyorum ya. Ya bu bilirkişiyle nasıl belirliyorsunuz? Şimdi mahkemede hakim yargılıyor. Sizin de başınıza gelmiş. Ya gelmez olur mu şimdi? Mahkemede yargılıyor. Mahkemede hakim diyor ki benim diyor takdir yetkim var diyor. Nedir dedim takdir yetkiniz? Ben dedi indirim yapabilirim size. Çıkarma da yapabilirim. Dedim kusura bakmayın ama hakim bey. Siz benden akıllı mısınız? Mağdur olan benim. Benim işimi benden mi iyi biliyorsunuz ki? Siz indirim yapacaksınız, çıkarma yapacaksınız. Ondan sonra ne oluyor? Mahkemelerin etrafında aracılar çıkıyor. Vatandaşın 20 sene cezası var. Diyor ona ki hakimle ben konuşurum. Bunu ben %40, %50 indiririm. Ama 150 bin dolar vereceksin. Hakimin haberi yok belki de. Belki de haberi yok. Belki de var. Bilmiyorum. Alınmasın hakimler.
Yapanlar alınsın. Yapanlar alınsın tabii. Yani. Çünkü biz hakimlerden, savcılardan çok çektik. Çünkü biz mahkemelerde o hakimlere, savcılara şimdi 12 sene ceza vermişler. Ya o adam bankaya para yatırdı diye 7 seneden yargılıyorsun. Adam FETÖ'nün merkezinde 12 sene veriyorsun. Ona ilişkin önemli bir tartışma bu program içerisinde. Şimdi bu arada zaten başladı bunlar. Hı. Şimdi Şamil Tayyal piyasa kuruldu diyor. Biz biliyoruz. Zekeriya Mete'nin yargılandığı İhracatçılar Birliği meselesinde asıl sorumlu olan adam 1 milyon lira kefalet mi veriyor, ne veriyor? Çıkıyor. Bir de hesabında büyük paralar bulmuşlar. Birileri avukatlar geliyor, biz Tayyip Bey'in yanından geliyoruz diyorlar. 40-50 milyon dolar verirsen seni dosyaya koymayız. 40-50 milyon dolar. O para hesabında bu kadar paralar var. O para da nereden geldi? Onu bilmiyoruz. Şimdi bu adamları dosyaya koymuyorlar. Mahkemeye bakıyorum, mahkeme diyor ki uzatmayın, devam edin diyor, uzatmayın. Evet. İşte ben öyle bir tane o zaman şeydeydi, Üsküdar'da Bağlarbaşı'ndaydı şeyler, Asliye mahkemeleri. Şimdi Kartal'a gittiler. Hakime diyorum ki ben, ya hakim bey bak bu adam Atatürk'e küfrediyor, Kadir Mısıroğlu. Bunu dedim sorumlusu sizsiniz. Siz bundan soracaksınız, ben niye şikayet edeceğim? Niye dedi bana? Dedim siz Atatürk'ün sayesinde Urfa'nın dağından gelmişsin, Üsküdar'da hakim olmuşsun. Urfa'nın dağından gel, biliyorum nereden geldin, tanıyorum onu. Atatürk koruma kanunu da var ya. Yani. Koruma kanunu var, onu ilgilenen yok zaten. Onu da Bayar dönemin, Menderes döneminde Bayar önermiş, koymuş 52'de. Şimdi bana diyor ki, ben diyor Osmanlı olsaydı gene kadı olurdum. Ben dedim ona ki hakim bey kusura bakma. Sen Osmanlı olsaydı Urfa'nın köyün, o dağının mezdasında, mezadan gelme. İyi bir çocuk, iyi biri. Şimdi emekli olmuştur. Dedim ki sen orada, sana iki inek bir işe eşek düşebilir dedim. Bana dedi ki sen hakime hakaret ettin. 5 gün hapis. Güzel dedim. Ben sana hakaret ettim. 5 gün hapis. Ben sana doğruyu söyledim. Sen hakim olsaydın bu adam burada konuşamazdı. Bastonuyla gelmiş ağalık yapıyor burada. Tayyip Erdoğan korudu onları. Bak unutmayalım. Tabii, meclis tabii. Başkanı gitti onun cenazesine. Tabii. Tayyip Erdoğan korudu. Bu gönüllü borcu varmış. Onu bilemem ben. Cenab-ı Allah ebedi dünyada gönüllü borcuna bakmıyor ha. Ahirette Cenab-ı Allah gönül borcuna bakmıyor. Zaten Tayyip Erdoğan'a ben dedim. Ben izin vermeden cennete gidemezsin. Kur'an öyle diyor. Kul hakkıyla geldin mi yandın. Benim de üzerinize hakkım var. Ben de ben, hocam Nisa suresi 108 bana diyor, haber gönderiyor. Çok sovere konuşuyor. Ya Nisa 108 diyor ki zulme uğrayanlar hariç. Onlar bu konuşabilir. Ben zulme uğramışım. Tayyip Bey diyor ki seni FETÖ'cüler attı hapse. Sen, onları sen korudun. Sen bir sembolsün. Sen dediğime bakma. Siz bir sembolsünüz. Sizin gibi binlerce insan var. Ha onun da tabii şimdi bu siz önce bu programlarını ve söylediniz. Bu işleri artık bireysel dava açıyorlar. İşte ben tazminat davası. Başkan bunları bireysel yapmamak lazım. Evet. Onu toplu bir, halde yapmak lazım. Onu bir açacağız. Onu açarız. Ama yani bu şimdi şeyden de alınmışlar. Biz geçen dedik ki Beyoğlu'nda 500 tane polis var, sivil polis. Burada resmi polis koyun birkaç tane. Resmi polis dolaşsın diye. Akşam geldiğimiz resmi polis de yok. Bekçi de yok. Olmaz. Şimdi Beyoğlu emniyet amiri, müdürü üzülüyor. Kardeşim üzülmeyeceksiniz. Sizin göreviniz cenaze toplamak değildir. Emniyet, soruyorum bir tane emniyetçiye, bir yerde bir ilçede müdür. Dedim müdür bey sizin ilçede hiç şey var mı? Faili meçhul var mı? Hocam hiç yok. Hepsini yakaladık. Ne zaman? Adam öldürdükten sonra. Adam öldükten sonra sen yakalasan ne olacak? Polisin görevi o değil ki. Önlemek. Polisin görevi önlemek. Yani sesimi yükselttim kusura bakmayın. O zaman çünkü, şöyle bir... Çünkü unutmayın anladım. 20 yaşında bir çocuğu öldürüyorlar. Evet. İçişleri Bakanı bütün buradaki polisleri görevden alması lazım. 20 yaşında çocuk. Onu nasıl... Kendi çocukları ölse ne yaparlar? Ona kısasa kısasa yapacaksın. Kur'an da izin veriyor, komünistlik de izin veriyor. Kur'an da izin veriyor, komünistlik de izin veriyor. O adama kısasa kısasa yapacaksın. Sen o 20 yaşındaki çocuğu 10 lira için öldürüyorsun. Evet, tam 10 lira. 10 lira istiyorsun. Bir rapor. Ya olmaz. Bu memlekette, hocam böyle şey olmaz. Bu memlekette böyle şeyler olursa, ha siz korumalarla geziyorsunuz, arabalarınızla geziyorsunuz, beni metroya girerken arıyor polis, çıkarken arıyor. Niye onları aramıyorsun?
Böyle şey mi olur ya? Evet. Ben hakkımı elletmem. Hiçbirini hakkımı elletmem. Kimse de etmez. Etmem. O zaman izin verirsen... Eisenhower bu doktrinle Orta Doğu'ya nasıl girdi onu konuşacağız. Bir bağlantı hemen oraya bağlayacağım. Siz o Eisenhower doktrinin 57'de imzalanan daha doğrusu... 5 Ocak 57 önemli. Evet. 57'de alınan, oluşturulan bu doktrinle bir bağlantı kurmak için ki orada ben bir de şeyi söyledik yani sizin Kemalist milliyetçiler sözüne de atıfta bulunarak. Bu çok önemli. Yani şimdi bazıları diyor ki ya Kemalist lafı nereden geldi? Kemalist lafı Mustafa Kemal daha yeni Anadolu'ya geçtiği zaman başlamış. Evet. Atatürk Çürük sonradan çıktı. Onu ben 70'li yıllarda CHP Gençlik Kollarındaydım. O zaman Atatürk Çürük lafı yoktu. Kemalistler vardı. Evet. Sonradan çıktı o. Artık bilmiyorum ne zaman çıktı. Bu Granfuller'in bu konudaki bir cümlesini alayım. Tamam. Oradan ama oradan başlayalım. Çünkü Türkiye'deki esas musibet eski deyimle tırnak içinde o dönemde başladı. Yani burada benim de gördüğüm kadarıyla Eisenhower doktrini bu işin esas politikleşmiş ve bir programa bağlanmış yönü oldu. Bu çok önemli. Şöyle diyor Graham Fuller bakınca. Batılılaştırıcı Kemalist elitistler bakın çok önemli. Batılılaştırıcı Kemalist elitistler bir karara varmak zorundadır. Bu tanıma giren sivil, asker, bürokrat ve diğer tüm kesimleri kastederek yani Kemalist elitistleri o dönemde milliyetçilik olarak nitelendirildi o dönemde ta Kemalist milliyetçilerine. Graham Fuller 1990'larda bu sözüyle tekrar paranteze aldı. İşte onu dediğim yere geliyor. Ve bunları yok etme. Türkiye'de uygulanan... Orada da onu demiyor. Bak orada ne diyor söyleyeyim size. Ne diyor? Orada diyor ki işte bu Kemalistler bu sonradan 80'li yıllarda Atatürkçüler oldu ya onlara sesleniyor. Ama onun devamı değil mi? Yani bu Atatürkçülük İngilizlerin Anadolu'da direnenlere millici Kemalistler diyor ya onunla ilgisi yok. Onlar millici. Evet. Onlar emperyalizme karşı direniyor. Bunun söylediği batılılaşmış Atatürkçülerden bahsediyor o. Aman nasıl Çevik bir diyor ya biz Atatürkçülüyüz işte. Şeriatçı çikolata kantine giremez. O zaman öyleydi. 28 Şubat'ta Çevik bir'in talimatı vardı. Şeriatçı çikolata. Çikolatanın millet diyecek ki şeriatçı çikolata mı olur? O zaman öyleydi. Şeriatçı kurum üretiyor bu çikolatayı. Bu kuruma giremez. Hangi çikolata girer? İsviçre'nin ürettiği çikolata girebilir. Evet onu yaşadık. Onu ben birebir yaşadığım için söylüyorum. Bunun söylediği, Graham Fuller'in söylediği Batıcı Atatürkçülere diyor ki siz bir karar verin, bizle işbirliği yapın diyor. Tabii kime sesleniyor? Ordunun içinde, bürokrasinin içinde, siyasetin içinde kimler varsa. Yani nerede yer alacağınıza karar verin, yahu, biz bilelim bunu. Ya zaten diyor onlara, siz Batıcı Atatürkçüler bizim yanımızdasınız. Açıklayın bunu, bizle beraber çalışın diyor. Bunu söylüyor. Kemalistlerle bir işi yok ama Kemalist lafını kullanır, bulandırmak için. Evet. Kim televizyona çıkmış adam. Kemalist diktatörler, Kemalist konuşuyor. TGT'de duyuyorum orada burada. Şimdi onlar ne bir şey son verdiler. Ya adamlara dedim ki siz Kemalizm ne olduğunu bilmiyorsunuz ya. Yani Bolivar iyi, Mustafa Kemal kötü. Bolivar ne yapmış? 1810'lu, 1820-22'ye kadar Portekiz somurgecilerini ülkeden kovmak için direnmiş. Kralcı ama, cumhuriyetçi değil. Garibaldi de öyle. Bu kral, Garibaldi ayrı. Evet, Garibaldi evet. Burada buralarda takıldı biliyorsunuz. Evet. Bu aşağıdaki bir bina var. Şimdi ama Garibaldi sonra çok Türkiye aleyhine çok şeyler söyledi. Yani İtalyanlar açısından evet. Söyledi. İtalyan birliğini sağlamış. Evet. O 1871'de Almanya'yla Almanya aynı dönemde Almanya. Ama Bolivar'ı övüyorsunuz. Şimdi Bolivar'ı sosyalistler diyorsunuz. Mesela Chavez'e değil mi? Övüyoruz onu. Allah razı olsun. Direndi. Allah rahmet eylesin. Şimdi diyecekler ki Müslüman değil Allah rahmet olsun olur mu? Olur. Bakara suresini okuyun olur. Müslümanlar olmayanlara da olur. Orada Yahudiler, Hristiyanlar, Sabiler bunların iyiliğini Allah koruyacaktır diyor. Okusunlar, okumadan konuşuyorlar yani. O ayete baksınlar görürler. Evet şimdi buradan devam edelim. Şimdi hocam. Bu doktrini bu, açıklayalım. Şimdi Orta Doğu şimdi ikinci dünya savaşı birinci dünya savaşının devamı. Almanya tam tasfiye edilememiş.
Nereden biliyoruz bunu? Bu felakete gidecek diye Keynes söylüyor. Keynes diyor ki, İngiliz heyetinin delegasyonunun temsilcisi. Diyor ki, öyle maddeler koymuşsunuz ki Almanya bunu kaldıramaz, isyan eder. Etmeye başladı. 29 krizinden sonra 32'de çoğunluğu alıyor Nazi Partisi, 33'te iktidara geliyor. Ondan sonra ne yapıyor? Reichstag'ı yakıyor. Meclisi. Kendileri yapıyor. Diyor ki bunu komünistler yaptı. Komünistleri kesin. Yahudiler var, Yahudileri de kesin. Çingenler var, onları da kesin. 12 Mart'ta olduğu gibi bizde. Sırayla hepsini götürdüler. Ankara gemisiyle. Ha, bu demek değildir ki Alman ordusunda kimse Hitler'e direnmedi. Çok insan öldürüldü. Şimdi onların daha Şansölye Merkel onların haklarını şimdi yeniden iade ediyor. Diyor ki bunlar direnmişler. Bir kısmının mezarı da belli değil. Onlara anıtlar dikiyorlar şimdi. Direnmişler yani. Hitler'e suikastlar yapılıyor, direniliyor. Ama Hitler'e kim destek veriyor? Uluslararası sermaye destek veriyor. Başta Krupp. Krupp destek veriyor. Yalnız o mu? Amerika'daki bazı Yahudi bağlantılı sermayeyle bile destek veriyorlar. Kimleri fırına atıyorlar? Yahudileri. Türkleri kardeşim, Türkleri. Polonya'daki Yahudiler kim? Hazara Türk'ü bunlar. Hazar Devleti'nin kalıntıları. Yoksa Yahudi'nin Polonya'da ne işi var? Yahudi olur ya Afrika'da, Etiyopya'dan geldiğine göre bunlar, ya Orta Doğu'da, değil mi? Buralarda olur. Yahudi'nin Doğu Avrupa'da ne işi var? Burada Hazar Türkleri, Yahudi Hazar Türkleri bunlar. Onu bilmiyordu. Evet, bu 13. kabilede Arthur Koestler'in kitabını okusun gençler. Evet, doğru. Arthur Koestler okusunlar. Şimdi hocam, 50 senesinde Mısır'da monarşi yıkılıyor. Nasır iktidara geliyor. Nasır iktidara gelir gelmez toprakları köylülere dağıtıyor. Toprak reformu yapıyor. Birçok sosyal kurumlar oluşturuyor. Toplumun refahını artırmak için. Süveyş kanalını da o 1875'te yapılmış. 1875 bildiğim kadarıyla. Yani 100 küsur sene evvel. Bunu millileştiriyor. Millileştirme kararı alıyor. Hemen İsrail, Fransa, İngiltere. Ablukaya alıyorlar Mısır'ı. Çünkü Akdeniz'den okyanusa açılan kapı kapanacak. İngilizler yapmış. Çünkü İngilizlere kiralanmış. İngilizler onu şey ediyor, işletiyor. Aynısını Allende'nin yani. Yani o zaman bir tür yap işlet devlet yöntemiyle. Yani adam millileştirmenin. Orası Mısır'ın. Mısır'ın, he. Şimdi hocam aynı şey gibi Hong Kong. Hong Kong'u şimdi kim karıştırıyor? İngilizler karıştırıyor. Evet. Niye? 100 sene kullanmışsın. Geri iade zamanı gelmiş. Niye bağırıp çağırıyorsun? Bir de ilginçtir. Gösteri yapanlar Amerikan bayrağıyla, İngiliz bayrağıyla gösteri yapıyorlar. Çok ilginç. Bunlara acımamak lazım. Ama Çin dikkat etmesi lazım. Çin'i kışkırtıp bunlara saldırtmaya çalışıyorlar. Çin orada çok doğru bir politika. Tabii çok. Sabırlı bir politika. Çünkü adamlar o kadar tahrik edici işler yapıyorlar ki İngiliz bayrağıyla dolaşıyorlar. Bunlar Çinli. Hong Kong'dakiler Çinli. İngiliz bayrağıyla dolaşıyorlar. Evet. Çin doğru bir politika izliyor. Ha, orada çok dikkat etmeler lazım. Eisenhower hemen devreye giriyor. Niye? Çünkü Rusya devrede. Sovyetler Birliği devrede. Sovyetler Birliği devreye girince Amerika korkuyor. Diyor ki acaba buraya Sovyetler Birliği ile İngiltere, Fransa, İsrail karşı karşıya gelir. Burada kıyamet kopar. Zaten petrol akışı başlamış, düzene girmiş. Eisenhower Şubat 5 Ocak Amerikan başkanı. Amerikan başkanı. 53'te 61 arası Amerikan başkanı. Evet. Ondan sonra Kennedy geliyor. Zaten Eisenhower'dan evvel de zaten şey var. Truman var. Biliyorsun Truman'da 47'de doktrinini yayınlıyor. Dünyanın nasıl anasını ağlatacağım diye doktrin yayınlıyorlar. Biliyorsun. Evet. Bu yakın tarih bu bakımdan son derece önemli. Bunları bilmeden biz burada izin verirsen yani izleyiciler açısından da söylüyorum. Bu yakın tarih bugünü belirleyen, şimdi ileride eğer fırsat zaman kalırsa bunun bağlantılarını da aktarmaya çalışacağız. Yani bu yakın tarihi bilmeden günümüzü anlayamayız. Bir, bugün Türkiye'de ne olup bitiyor onu anlayamayız. İki, geleceğe ait bir projeksiyon da ortaya koyamayız. Onun için bizim program, yani siz de söylediniz, biz sadece nasıl anlatmıyoruz, günlük olayları anlatmak değil derdimiz. O yüzden zaten yapılıyor. Gazetede yazılıyor onlar zaten. Onlar yapılıyor. Şimdi hocam Eisenhower 5 Ocak'ta doktrinini yayınlıyor. Diyor ki doktrinde iki yerde uluslararası komünizm tehlikesi var diyor.
birinci bölümde ve beşinci bölümde, altıncı bölümde. Uluslararası komünizm tehlikesi var diyor. Bunu engellememiz lazım diyor Ortaçağ'da. Çok uzun değilse lütfen okuyun onu. Ya bu şey yani gavurca, Müslümanca'ya pardon. Çevirmek lazım. Pardon. Şimdi iki yerde uluslararası komünizm tehlikesi var, bölgeye girebilir diyor. Yani Sovyetler Birliği'nden bahsediyor. Evet. Yani karşı karşıya gelme riski var. Hemen Amerika, İsrail'e, İngiltere'ye, Fransa'ya talimat veriyor. Çünkü Amerika 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kontrolü eline almış. Evet. İngiltere, sadece İngiltere'nin şeyi şu, Churchill o zaman ne diyor? Biz artık sistemi kontrol edemiyoruz. Amerika devraldı. Fakat biz Amerika ile Avrupa arasında köprü olacağız. Yani İngiltere'nin Avrupa'daki işi Avrupa ile Amerika arasında köprü olmaktır. Zaten bütün kurumlar... Zaten şurada da gözüküyor yani. Ama İngiltere'de İngiltere, ama böyle çevirir. De Gaulle zaten Fransa Cumhurbaşkanı İngiltere'yi Avrupa saymıyor. Avrupa'da değil İngiltere diyor. Evet. Zaten Amerika ile kızgın 66'da biliyorsunuz. 66'da askeri kanattaki operasyonlardan çekiliyor Fransa. Amerika çok korkuyor bu işte. Ne zaman geri dönüyor biliyor musunuz? Sarkozy'ye veriyorlar mankenleri. Şaşırıyor adam. O da Yahudi biliyorsunuz. Sarkozy o mankenlerle dolaşırken diyor ki bu mankenler bana aşık olmuş. 2009'da NATO'ya döneceğim diye çok popüler yapıyorlar Sarkozy'yi. Dönüyor NATO'nun askeri kanadına. Ondan sonra Sarkozy mahkemede kurtulamıyor. Her gün mahkeme açılıyor hakkında. Şimdi kayıp, ne olduğu belli değil. Evet, adı sana geçmiyor. Görevini yaptırdılar, ona gönderdiler. Devam edelim. Şimdi hocam, Eisenhower bu doktrininde, yani bu çok önemlidir, Amerika'nın Orta Doğu'ya giriş doktrinidir bu. Onun için son derece önemli. Bölgenin yani. Güvenliğini sağlayacağız diyor. Burada petrol de var çünkü. Evet. Ve İsrail, önce İngiltere ve Fransa çekiliyor. Peşinden İsrail birkaç ay direniyor, İsrail de çekiliyor. Ama İsrail'in çekilmesi İsrail'de çok büyük bir yani bir ayak kırıklığı oluyor. Çünkü Amerika çocuk gibi oynuyor bunlarla. Sine Yarımadası'nı işgal etmişler o zaman. Abluga'ya almışlar Mısır'ı. Ama Sovyetler Birliği devreye giriyor. Şimdi bunu engellemek ondan sonra tabii biliyorsunuz Nasır döneminde 22 küsur bin Sovyet teknisyeni Mısır'da görev yapıyor. Maalesef 67 ve 73 savaşlarından sonra özellikle 73 savaşından sonra yavaş yavaş Sovyet teknisyenler ülkeden kovuluyor. Sovyetler Birliği Mısır'dan uzaklaştırılıyor. Sovyetler Birliği sadece yani bir Suriye'de kalıyor. Şimdi de Rusya olarak devam ediyor orada. Orada olmasaydı bizim de işimiz zordu. Onu da söyleyelim yani. Evet. Şimdi bu Amerika bölgeye giriyor. Hemen aynı yılın ortalarına doğru Suriye'ye operasyon yapıyorlar. İngiliz istihbaratı MI6 o zaman SIS diye örgütlenmiş. Kraliçenin yani kraliçenin istihbaratı diye geçer. Çünkü onları kimse sorgulayamaz. Sadece kraliçe izin verirse sorguluyorsun onların. Amerika'da mesela istihbarat yani CIA başkanını çağırıyorsun. Senatonun önünde komitede ifade veriyor. Soru soruyorlar. Ağır sorular soruluyor. İngiltere'de yapamazsın onu. İngiltere'de öyle sorumlulukları yok. Kraliçeye bağlı. Çünkü ben birebir yaşadım da bir mülteci buldum. Ben avukatlık bürosundan İngiltere'de bana dediler ki Gatwick Havalanı'nda bir mülteci var. Gidip bununla bir ilgilen. Gittim. Çocuğu çırılçıplak soymuşlar. Dedim ki immigration officer var işte bu göçmenlerin şefi. Dedim ki ya bu İngiliz hukukuna aykırı dedim. Bu adama böyle muamele yapamazsınız. Bana dedi ki kanunları biz yapmayız dedi. E dedim ne demek bu? Kanunları avam kamerası yapar. Biz uygularız. E uygularken böyle mi yapıyorlar kanunları? Yok ama dedi biz yorumluyoruz. Biz kraliçeye bağlıyız dedi. Bak şimdi. Bunlar birebir gördüğüm şeyler. Yani. Çocuğu çiriz bak söylemişler. Bir kova su dökmüşler kafasından aşağıya. Korkutuyorlar onu yani. Çocuk da İmam Hatip mezunu. İngiltere'ye gelmiş. Ben Türkiye Komünist Partisi üyesiyim diye başvurmuş. O zamanlar da 89 senesi İngilizler ellerinde daha Türk örgütlerinin listesi yok. Sonradan liste yaptılar. Yani İmam Hatip nedir bilmiyorlar. Liseden mezun Komünist Partisi üyesi. Yani bunlar birebir yaşadığım şeyler oldu. Sonra mülteci oldu. Büyük de iş adamı oldu İngiltere'de. Oluyor böyle şeyler. Ama Amerika bölgeye girdi. O bölgeye girişten sonra Mısır'da darbe girişimi yapıyor. 57'de ortalarında. Bakın. Daha doktrin açıklanmış. İsrail'i falan. İsrail çekilmiş. Mart'ta falan çekiliyor İsrail şeyden. O da çekiliyor geriye. Çünkü Amerika diyor ki çekileceksiniz. Çünkü siz burada durursanız Sovyetler Birliği buraya girer. Ondan sonra bakıyorlar ki bu Suriye'de de komünistler güçlü. Ne yapalım? İngilizler diyor ki, zaten diyorum ben,
Menderes'in asılmasında da bunların parmağı var. Bak, Menderes'in asılmasında. Çünkü ben İngiliz bir profesör vardı benim danışmanım. Bana dedim ki ben, ya Menderes'i nasıl oluyor dedim ya, nasıl asıyorlar? Dedi ki hiçbir kimse İngilizler izin vermeden 65'e kadar bölgede kimse yasamaz. 65'ten sonra İsrail istihbaratı ve Amerikan istihbaratı İngilizlere beraber ortak çalışmaya başlıyor. Ama 65'e kadar her şeyi İngilizler kotarıyor. Çünkü onların örgütlenmesi var. Amerikan istihbaratının böyle örgütlenmesi yok. Suriye'de 57 darbe girişimini kendileri yapıyorlar. Başarısız nasıl oluyorlar? Darbe girişimi istihbarat haber alıyor. Bütün öğrencileri, on binlerce öğrenciyi uyandırıyorlar gece. Sabaha kadar Amerikan Büyükelçiliği'nin etrafını çeviriyorlar. Öyle. Amerikalılar zor Büyükelçiyi kaçırıyorlar oradan. Darbe böyle başarısız oluyor. Bir araya girmemiz gerekiyor. Tamam. İşaret geldi. Siz de bir nefes alın. Değerli izleyiciler, bir araya gitmek durumundayız. Reklam aramız var. Bu çok ilginç konu. Hocamızın sayesinde bundan sonraki bölümde devam edecek. Değerli izleyiciler, son açtığımız başlıkla, yani Eisenhower doktriniyle konuya girdi bu başlığın içerisine Sayın Gürses. Şimdi onun gelişmiş ve ondan hareket ederek çok önemli bilgiler, çok önemli belgeler ve çok önemli dokümanları artı çok ilginç bilgilerin ışığında yorumları da birlikte getirecek. Buyurun hocam, söz sizin. Şimdi bu Eisenhower doktriniyle beraber Amerika Orta Doğu'ya girdi. Orta Doğu'ya girdi. İlk işi başladı. Sovyetler Birliği buradan sıkıntı yaratır diye doktrinini yayınladı. Doktrinin temelinde uluslararası komünizm tehlikesi var diyor. Uluslararası. O günkü esas mesele o. Yani onun için diyorum ben. Zaten o dönemde 53 senesinin belgesini burada gösterdik. İran'daki Bağdat'taki Amerikan Büyükelçisi'ne diyor, beyin yıkama programına 4500 tane üniversite öğrencisini aldık diyor. Beyin yıkama, antikomünist beyin yıkama programı. Aynı ifade böyle geçiyor. Bunu daha, yani diğer bölgelerde de Ankara'ya dahil gönderiyorlar. İsrail de var bu işin içinde. Avrupa ülkeleri var, yani Amerika'ya bağlı. Hepsine gönderiliyor ve bu ülkelerde antikomünist örgütlenmeler başlıyor. Komünizmle mücadeleler niye böyle başlıyor Türkiye'de? İlk üyelerinden kimler var? Fethullah Gülen. Nereden biliyoruz? 59'da alınmış. 59'da onunla beraber İsmail Hakkı Pekin, zaten bunları açıkladı ya, İsmail Hakkı Pekin cennete kesin gider. Bunları kimse cesaret edip açıklayamadı şimdiye kadar. Ne diyor? 59'da bunlar alındı. 59'da Mehmet Şevki de gidip alınmış. Değil mi? Sonra Mehmet Şevki de iyi, Allah rahmet eylesin diyelim. Tabii Cenab-ı Allah bilir tabii ne yapacağını. Allah bilir onu ne yapacağını. O ne yapacağını Allah bilir. Şimdi 68-69 oylarında da orada. Diyor ki ben yoktum. Ama Oda TV'de paralar gelmiş diye yazıyordu Oda TV'de. 350 bin dolara yakın para gelmiş bu işler için. Evet. Kadir Mısırlıoğlu da o zamanlar. Aynı ekipteler. Ya şimdi Kadir Mısırlıoğlu'nun Suudi Arabistan'a kaçmıştı. Kadir Mısırlıoğlu'nun 12 Mart'ta bir şey ediliyor. Sonra kendi Oda TV'de yazdı. Ben akıl hastanesindeyim diye, böyle şeyler oldu diye. Kendi açıklaması Oda TV'de vardı. Sonra bu Almanya'ya gidiyor. Almanya'da bir olaylar oluyor. Oradan İngiltere'ye gidiyor. İngiltere'de bunu kim karşılıyor? Sürmeneli, Mehmet Bilgin izliyorsa o bilir. Mehmet Bilgin'in arkadaşı. Sürmeneli bir mühendis. İngiltere kraliyet ailesinde evlenmiş, orada kalmış. Ama belli ki oradaki derin devletin içinde. Tarihçi, onlar Mehmet Bilgin tarihçi. Mehmet Bilgin bir öğretim üyesi arkadaşımız. Mehmet Bilgin, Doktor Mehmet Bilgin tarihçi. Sürmeneli'nin en akıllı adamlarından biridir. En akıllı diyeceğim de bazıları alınır sonra. Şimdi burada bunu karşılıyorlar. Sonra biliyorsunuz birçok belge, bunları Türkiye'de Allah rahmet eylesin, Çılgın Türkleri yazan, daha sonra bunları karşılaştırmalarını yaptı. Rıza Nur'un şeylerini falan, belgelerini. Rıza Nur biliyorsunuz önceleri Atatürk'ü övüyor, Cumhuriyet'i övüyor. Sonra Atatürk'ten sonra yerden yere vuruyor. Ben öyle bir şey demedim diyor. Bunları Çılgın Türklerin yazarı Allah rahmet eylesin ne yapıyor? Karşılaştırıyor. Bak böyle demiş diyor. Ya yazmış bunları. Yazılı metinler. Sonra bu bilgilerin önemli bir kısmı Türkiye'de işte Kurtuluş Savaşı başarısızdır, şöyle mahvolmuştur, Lozan şöyle rezilliktir falan diye bunu Kadir Mısıroğlu'na yazdırıyorlar. Ama onlar aynı ekip.
Lozan Zafer mi Hizmet mi kitabı 50'li yılların sonunda yazıldı. Daha sonra 60'lı yıllar bildiğim. Bende var o kitaplar. Ben onu hatırlıyorum. O, o zaman da kaçtı gitti o. Ama bunlar hep şeyden gelme. Rıza Nur ekip yani notlarından gelme bunlar. Doğru. Sonra birkaç yere kaçtı. Almanya'ya. En son İngiltere'ye kaçtı. İngiltere'den yani oradaki bize o mühendisin söylediği, biz gerekli bilgileri kendisine verdik diyordu. Evet. Mehmet Bilgin şahittir. Tamam. Doktor Mehmet Bilgin şimdi Yeditepe'deydi. Şimdi İstanbul Aydın Üniversitesi'nde. Bu Suriye'deki darbe girişimiyle ilgili bak 50'li yılları niye önemsiyorum? 60'ı anlamak için. 60'taki, 61'deki idamları anlamak için. Ürdün'de Özgür Suriye Komitesi kuruluyor. MI6 de CIA kuruyor. Şimdi Özgür Suriye ordusu var. Evet. Özgür Suriye Komitesi kuruluyor. Görevi ne biliyor musunuz? Suikastlar yapın, OTB'yi bombalayın. Bunu yapan, bunlara bu imkanları, adet edevatı veren CIA ve MI6. O dönemde CIA MI6'e bağlı olarak çalışıyor. Çünkü bölgede CIA'nın öyle bir altyapısı yok. İngilizlerin altyapısı var. İsrail'in de yok. Onu 65'ten sonra anlatacağım ne oldu diye. Şam'da ne oluyor biliyor musunuz? Müslüman kardeşleri örgütlüyorlar. Müslüman kardeşler daha 28'den beri var biliyorsunuz. İhvan. Evet. Şimdi bizim Tayyip Bey'in etrafındakiler bunları çok seviyor. Tayyip Bey seviyor mu bilmiyorum. Müslüman kardeşler hepsi Amerika ve bunların asıl merkezi İngiliz istihbaratıdır. Örgütleyen o. Ta Napolyon'a ya, gidiyor. Mesela Mahir Kaynağı sordunuz Allah rahmet eylesin. 1800, ne dedi size? 1800... Mahir Kaynağı ne dedi? Türkiye'deki... Söyleyin ne dedi? Ya sizin ikiniz beraber yaptığınız bir konuşmanın sonucunda ben dinleyiciydim. Sonra masada beraber olduk. Ben Mahir Kaynağı'nın ne olduğunu ve 68 kuşağının başına ne işler açtığını da bilen birisi olarak yani öyle tanımıyor falan değildim. Şunu sordum. Dedim ki benim bir düşüncem var ve gördüğüm kadarıyla Türkiye'deki dinsel örgütlerin, bu cemaatlerin, tarikatların çok büyük bir kısmını, %90 onu o zaman öyle kullandım. Bunlar istihbaratların CIA ve İngiltere'nin kontrolündedir diye düşünüyorum, doğru mu diye. O bir gerçekten Türkiye'nin gelmiş geçmiş en önemli istihbaratçılarından biri olarak bunu koymak gerekiyor. Şunu söyledi. Dedi ki o zaman ismimi bilmiyor. Dedi ne diyorsunuz dedi ya. %95'i dedi. Demek yani bu Mahir Kaynağı ben bunun birebir aynen böyle söyledim. Bu tarihe not. Bu tarihe bir not olarak kalsın. Ve zaten son belirtiler de bunu gösteriyor çok açık. Şimdi belli oldu ki solun içine girdi İngiliz-Amerikan istihbaratı, solu örgütledi. Sonra sağın içine girdi, silahlar soktu. Zaten örgüte silah girdi mi mahvolur o örgütlenme. Ne tür örgütlenme olursa olsun. Sonra 80'li yıllarda da baktılar solun ki... Solun içine girdiğince bütün solu kastetmiş bütün değil, olmayan. Bak bunu söylüyorum. Solun içinde girdi, Grand Fuller ne diyor? Türkiye'de sadece Erbakan'a etki edemedik diyor. Evet. Kendi söylüyor, demeci var. Sadece Erbakan'ın ekibine etki edemedik diyor. Solun içine nasıl girdi? Avrupa'daki birçok sol dergiyi benim de sokaklarda satıp da o paralarla, Sosyalist İstihbaratı'na verdiğim paralarla biliyorum onu ben. Anlatmıştınız bana. Şimdi bu Partizan Revü'nün içine bile girmiş. Partizan Revü, entelektüel solun kalesiydi. Uluslararası bir dergi. Encounter diye dergiyi sosyal demokratlar çıkarıyordu önceleri. Onların içine girmişler. Türkiye'de de bazı silahın girdiği yere istihbarat girmiştir. Yabancı istihbarat silahın girdiği yere. Onun belgeleri de var biliyoruz. İsim silahın isim, girdiği yere isim hangi biliyoruz. Örgütlenme olursa olsun. Oraya silah, yasa dışı silahla faaliyetler girdiği an yabancı istihbarat çok kolay girer. Çünkü gençler ateşlidir. Onları örgütler işçi sınıf hareketine giremedi. Türkiye'deki işçi sınıf hareketine giremediler. Silahlı eylemleri sokamadılar iş sınıfını. Çünkü onların hayatın pratiğini yaşıyor. Havada uçmuyorlar. Biz o zaman havada uçuyorduk 70'li yıllarda. Zannediyorduk ki... Ama şuradan şu sonuç çıkmasın lütfen ben bunu söylemek zorundayım. Yani burada silahlı mücadeleye katılan bizim 68 kuşağı içerisinde kişiler yanlış, sonuç olarak yanlış onlar oldu ama... Onlar kendileri söylüyor. Evet ama istihbarat girdi deyince İngilizce'de siyah... O zaman onu onlar kendileri söylüyorlar. Şükran abla anlatır. Şükran abla bunları uyarıyor. Tabancayla beraber devrim olmaz diye. Bu başka bir şey. Ha. İstihbaratın girmesi başka bir şey. Biz denizlerden sonra oluyor bu. Denizler zaten adamlar kendilerini feda etmiş. Evet. O zaman o ayrımı koyalım. Özellikle Kıbrıs çıkarmasından sonra bu oluyor.
Sokaklarda biz 70'li yıllara dolaşıyorduk. Şimdi anlaşıldı 74'ten sonra. Herhalde 74'ten sonra. Şimdi çıkıyor adam diyor ki biz Mahirlerin yolundayız. Kahrolsun Kemalizm diye bağırıyor. Evet. Ya ben 1 Mayıs'ta gördüm ya rap rap yürüyorlar. Kim bunlar? DHKP'ci. Ya nasıl resmi elbise giymişler bunlar nasıl yürüyorlar böyle dedim ya. Resmi kıyafet giymişler kırmızılı, fularlar. Ama Mahir Çayhan'ı okunmamışlar. Mahir Çayhan Kemalizm ne diyor? Milli kurtuluşçu bir harekettir diyor. Evet kesin. Lenin de öyle diyor. Evet. Şimdi buradan bu devam edin hocam. Müslüman kardeşleri silahlandırıyorlar. Orada suikastlar yapsınlar diye. Kim yapıyor bunu? CIA MI6. Bunu niye 80'li yıllara, 70'li yıllara atladım? 70'li yıllarda da Amerika baktı gladiyor kütlemesi. Baktı ki yahu herkesi öldürüyorlar. Önemli adamları. Öldürüyorlar. Öldürenleri ya oradan gelmiş, Doğu Türkistan'dan gelmiş. Adam sigara yakmadı diye adam öldürüyorlardı. Bu yollar böyleydi. Ondan sonra ne oluyor? Amerika bu gladiyor bakıyor ki Türkiye'de Türkiye'yi kontrol etmek için sol sağ 5500 kişiyi öldürmüşler. 5500 kişi. Bir kısmı intihar etti. Dışarıda sağ kalanlar, bunların kayıtları yok. Hocam 80'li yıllarda bakıyorlar ki cemaatte çok rahat ortamlar. Ya bir Şeyh Hazretleri 50 bin kişiyi kontrol ediyor. Niye örgütlere gideyim ben? İş sınıfına sızamadı doğrudur. İş sınıfını kontrol edemedi. Liderlerini öldürdü. Yani halk hareketlerini kontrol edemedi. Edemedi. Liderlerini öldürdü. Onlara destek verenleri öldürdü. Ama kontrol edemedi iş sınıfı hareketlerini. Ama gitti. Dinci grupları içine girdi. Ama bizim Gladio ile bunu yaptı ya. Gladio ile yapıyor tabii. Hoş, herhalde şeyle yapacak değil. Gladio ile yapıyor bunları. Evet. Bu zaten Gladio Türkiye'de örgütlenmiş. Her ülkede örgütlenmiş. Kime karşı? Kurulduğu zaman ne için kuruluyor? Sovyetler Birliği tehditine karşı gizli yeraltı örgütlenmesi diye örgütleniyor. Şimdi bu Suriye'deki bu Müslüman kardeşlerle Özgür Suriye Komitesi niye söyledim? Aynı şeyler devam ediyor. Onun için söylüyorum. Çok güzel. 60'lı yıl, 61'de Menderes'leri asıyorlar. Aynı Talat Paşa'nın işi gibi. Talat Paşa'yı 1921 Mart'ında Berlin'de öldürüyorlar değil mi? Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Amin. Talat Paşa'yı sıradan bir adam öldürebilir mi orada? Berlin o sırada İngiliz istihbaratının kontrolünde. Almanya teslim olmuş. İngiliz istihbaratı bütün tasfiyeleri, İttihat Terakki tasfiyelerini İngiliz istihbaratı yapıyor. Almanya kendini koruyamıyor ki Talat Paşa'yı korusun. Tabii orada o adamı kim örgütleyip korusun? Sonra bak orada öğrendim ben Berlin'de Talat Paşa'yı öldürenleri halk yakalıyor. Halk koşuyor peşlerine, öldürenin peşine. Büyük numayişler oluyor. Ama Alman mahkemesi ya İngilizlerin kontrolünde. Nasıl bizim Ergenekon mahkemesi FETÖ'nün kontrolünde, Amerikan'ın kontrolündeydi. Tayyip Erdoğan'ın arabası da vardı orada tabii. O da arabayı vermiş. Aman korunsun. Bir şey olmasın Zekeriya Öz'e diye. Sonra Zekeriya Öz'ü Batum'dan kim kaçırmışsa Tayyip Bey bunu biliyor. Çok nasıl bilmez? Şey. Nasıl bilmez hocam? Gitmiş kayıkhanede yemek yemiş etmiş kapıdan çıktıktan sonra hakkında tutuklama kararı çıkarıyorlar. Millet aptal mı bu millet? Gitsiniz diye sorsunlar. Değerli izleyiciler bu son derece önemli bir... Ben Tayyip Bey'e söylüyorum. Kendini yan... Tayyip Bey Davutoğlu'na kızıyor, ona kızıyor, buna kızıyor, FETÖ'ye kızıyor. Yanında hepsi. Hepsi yanında. FETÖ'cü de var. Ziyacı da var. Bunu ilk defa duydum. Ziyacı var işte. CIA elemanı var. Ziyacı pardon. Ziyacı da var. FETÖ'cü de var. Ziyacı anladım. Davutoğlu'nun ekibi zaten orada... Köşeleri Davutoğlu'nun ekibi tutmuş. Tayyip Bey kendini oradan kurtarmak için bak çok dikkat etmesi lazım. Ben bu kadar söyleyeyim. Eskiden hapse müşriğimiz var yani hatırı var yani. Bizi hapse attı ama tabii ahirette alacağız onları ayrı mesele. Şimdi gidiyorsun. Dikkat edeceğine inanıyor. Bak bilmiyorlar bunlar. Yani. Menderes'i bana İngiltere'de benim hocam söyledi profesör. Dedim ki ya Menderes'i niye asıyorlar dedim ya. Dedi bana ki Türkiye'de Menderes'lerin asılması da deniz gezmecilerin asılması da Türkiye'de iç kargaşa çıkarılsın diye yapıldı. Toplumda bir kutuplaşma olsun, insanlar birbirine sağ sola, sol sağa düşman olsun diye yapıldı. Yani bir 40-50 yıllık sonraki pozisyonu hazırlıyor. Hazırlıyorlar. Gördün işte çıktı. Çıktı. Menderes'lerin asılması da deniz gezmecilerin asılması da bir projedir dedi bana.
Menderesleri 1961'de İngiliz istihbarat izin vermeden kimse asamaz. Bunu söyleyen bir profesör. Hala sağdır. Peki şu soruyu sorayım. Yani Menderes'lere karşı asılmasına karşı o aradaki dönemden sonra, yani 1961 17 Eylül'de asıldı Menderes. Ondan yaklaşık 11 yıl sonra Denizler asıldı. Denizlerin asıldığı durumda şu söylendi. 3'e 3. Bunu aynı merkez mi yaptı? Bunu ikisini de aynı merkez yapıyor. Demirel'in sonradan yakınlarına söylediği en büyük pişmanlık budur. İki elini kaldırdı, biliyor musunuz Demirel? Evet. O mecliste çok büyük muhalefetler oldu. Demirel'de o oyuna mı alet edildi, kandı mı? Demirel'in öveceğin zamanı Cumhurbaşkanlığı dönemidir. Cumhurbaşkanlığı dönemi devlet adamlığı yaptı. Tamam, bunu kapattık. Orada günahları var. Cenab-ı Allah biliyor, her şey yazılmış. Gizli bir şey yok. Tamam, siz devam edin. Şimdi bu Eisenhower doktrinine girdi. Müslüman kardeşler de girdi. Müslüman kardeşler Nasır'a suikast girişimi de yaptı. Özgür Suriye Komitesi. Şimdi Özgür Suriye Komitesi kurmuşlar. Aynı adlar devam ediyor. Şimdi diyorum ki acaba Suriye'de Türkiye'nin opportunist realizmi işliyor. Yani ben Türkiye'nin dış politikası hiçbir zaman hep temkinli dış politika izlemiştir. Ama Suriye politikası Ahmet Davutoğlu'nun opportunist realizmdir. Yani Amerika'ya eklemlenelim, Amerika'ya yama olalım, Amerika'dan buradan bize pay düşer. Hava aldılar. O zaman hemen şu soruyu sorayım sıcağı sıcağına. Bugün olup biten Suriye konusundaki anlaşmalar, bu Akçakale'deki o komitenin oluşması, artı şu andaki Amerika ile, ki önemli sözler var, Amerika ile birlikte hareket etmeyi esas alan bir damar, önemli bir damar da Türkiye devletin içinde var. Tüm bunlar bunun devamı mı? Bunları nasıl izah edeceğiz? Temizlikle bitmedi. Bunlar hep birbirinin devamı. Amerika'da bu işlerin bak ilk rapor George Kennan 1948'de yazıyor. Diyor ki dünyada kontrol ele alıyoruz. Bize alternatif bölgelerde ülkeler çıkabilir. Ama bunun asıl merkezi Avrupa'dır. Biz Avrupa'yı yeniden yapılandıralım. 47'deki Marshall Planı'yla yeniden ayağa kaldırıyorlar biliyorsunuz. Ama Avrupa'da bir federasyona gidelim. Avrupa'yı kontrol etmek için. İngiltere'de buna katalım. 48'deki rapor açıklandı. Gizli değil şimdi. Açık. George Kennan'ın raporu. Mr. X diyorlarına biliyorsunuz. Rusya'da bir diplomattı. Sovyetleri nasıl etrafını çevirelim, bu yayılmasını engelleyelim diye raporları yazan George Kennan'dır. George Kennan 101 yaşında öldü. Yani 2000'de mi, 2001'de mi ne öldü? 101 yaşında öldü adam. Hemen izin versen bir soru sorayım. Bir ve ne yaptılar? Avrupa'da kurdular bunu. Avrupa Ekonomik Topluluğu, Avrupa Birliği, bunlar hep kömür, çelik birliği falan, bunlar hep George Kennan'ın raporuna uygun kurulmuşlardır. İngiltere'yi de buraya katmak için İngiltere ne yaptı? Başvurdu. Ama bunu gören kimdir? De Gaulle. De Gaulle hiçbir zaman İngiltere'yi Avrupa'ya katmadı. De Gaulle görevden ayrıldıktan sonra İngiltere 73'te Avrupa Birliği'ne girebildi. Ama işte Avrupa Komisyonu Başkanı geçen açıklama yaptı. Diyor ki İngiltere hiçbir zaman Avrupa Birliği olmadı ki diyor. Part time geldi diyor Avrupa Birliği'ne. Bakın part time Avrupa Birliği üyesi oldu dedi. Ama bu işten Trump niye 2'de 1 diyor ki ben 100 milyar dolar sana yardım edeceğim şudur budur. Avrupa'da Almanya'nın Avrupa'yı peşine taşıdığını gördü Amerika. Almanya'yı yalnız bırakmaya çalışıyorlar. Peki. Fransa'ya Libya'yı verdiler. Yağmalıyor orayı. Bu Avrupa sömürgeleri öyle namussuz ki Chamberlain'in 1896'da söylediği lafı biliyorsunuz. Ne diyor? Dünyada bize rakip ülkeler var. Afrika'da onlar bize rakip olmadan evvel biz Afrika'yı kontrol edelim diyor. Kaynaklarını kontrol edelim diyor. 1896'da. Sömürgeler Bakanı. Kendi açısından çok doğru bir şey. Şimdi de aynı şeyler oluyor. Şimdi de Amerika diyor ki bak 92'de Amerika gizli rapor yazıyor. Kime yazdırıyor bunu? Wolfowitz'e. New York Times'a sızdırılıyor bu. Diyor ki orada raporda Soğuk Savaş bitti 90-91'de. Dünyada yeni güç merkezleri ortaya çıkabilir. Bunlar çıkarsa bizim elimizde güç kaybolur. Onların ortaya çıkmasını engellemeliyiz diyor. Bir şey sorayım hemen. Yani aynı şey devam ediyor. 100 sene geçmiş devam ediyor. Emperyalizm kendi arasında da kavga ediyor ama şimdi bazen diyorlar ki demokrasiler birbirleriyle kavga etmez. Dünyayı yakan demokrasilerdir. İkinci Dünya Savaşı'nda bunlar o kadar demokrasi, mamokrasi, İngiltere'de bunlar
Şimdi diyorlar ki Almanya bu kadar güçlenirken Fransa ile İngiltere niye müdahale etmediler Rus Sovyetlerle beraber? Yeni belgeler çıktı. Ne diyorlar biliyor musunuz? Fransa ile İngiltere istihbaratı oturmuşlar demişler ki Amerika ile beraber Hitler Sovyetleri biraz dağıtsın. Sovyetlerin gücünü kırsın. Ondan sonra bakarız çaresine. Yani kaç milyon? 18 milyon Sovyet vatandaşı öldü. 40 milyon cephede insanlar öldü. Yaklaşık 18-20 milyon da çoluk çocuk hastalıklardan öldü. Yani bu Avrupa demokrasileri hiç kavga etmez ama birbirlerini boğazlarlar. Birbirlerini boğazlamadıkları zaman fakir fukarayı boğazlıyorlar. Suriye'yi boğazlarlar. Davutoğlu gibi adam bulurlar Suriye'yi boğazlamak için. Fantazi kuran. Böyle fantazi kuranlar çoktur. Şimdi çıkmış meydana dolaşıyor parti kuracağım diye. Ya o adam Allah'tan korkar ya. Koldan utanmaz. Ama Allah'tan korkar. Allah'ı tanıyorsa gerçek anlamında benim korkar. Benim bir abim var. AK Parti'nin önemli bir adamı. Bana dedi ki bizimkilerin ben Allah'tan korktuğuna inanmıyorum dedi bana. Aha bunu AK Parti'nin söylüyor. Beş vakit namazında dindar. Bizimkilerin Allah'tan korktuğuna inanmıyorum dedi bana. Dedim haşa da tövbe de. Dedi peygamber dedi Mekke'ye gittiği zaman oradakiler hep Müslüman değil miydi? Hep Müslümandı. Niye dedi Mekke'de durmak istedi oradaki arkadaş adamları da kendi dedi ki Mekke'de durmayalım Medine'ye gidelim. Çünkü bunların Müslümanlığı sakat Müslümanlık dedi. Bunlar yeni Müslüman olmuş. Ne yapacakları belli olmaz. Şöyle bir soru geldi aklıma şimdi bu anlatmalarınız çerçevesinde. Demek ki Türkiye'de uzun zamandır belli bir merkez, belli adamlarla, belli bir örgütlenmeyle Türkiye'ye yeni bir yön vermeye, ki yeni bir yön vermeyle beraber Türkiye'yi emperyalist sistemin istediği alana aktarmak üzere. Şu haritada gördüğümüz gibi, yani şu bölüme Türkiye'yi tümüyle entegre etme peşinde örgütlü bir mücadele veriyor. Granfullerin şeyini öyle anlamak evet, lazım bir, yani. Bir saniye. Şimdi bu bir örgütlü yapı. Burada bu örgütlü yapının içerisinde tekil kişileri, Ahmet'i, Mehmet'i, Özese'yi, şunu bunu yargılamak, işte şu generali şu anda bu FETÖ davalarından ötürü yargılamak, bir Yargıtay üyesini yargılamak, bir generali yargılamak, bunlar tekil çözümler. Ve bu işi çözmez. Şimdi devlet olarak söylüyorum bakın, bu devletin görevi olarak görüyorum. Soruyu bu zeminde size sormak istiyorum. Şimdi devlet bu konuda bu örgütün bu ana yapılanmasını, ana çekirdeğini, oluşumunu nasıl THKPC diyorsun, THKO dedin, işte THKPC dedin, bilmem şu örgüt dedin, bu örgüt dedin, merkez komitesi dedin, bütün bunları bu bağlamda yargıladın, bir örgütsel yapı içerisine soktun, bütün bağlantılarıyla araştırmaya çalıştın ve devlet olarak bunu yaptın. Şimdi bu dediğinizi, ben FETÖ metoda demiyorum buna, çünkü bu onu çok aşam ama bugün pratik olarak daha açıklayıcı bir kelime olarak FETÖ diyoruz. Bu yapıyı devlet niye ortaya çıkartıp, belirleyip, devlet olarak bu örgütsel yapıyı komple bir dava konusu, bir suçlama konusu, bir mahkeme konusu yapmıyor ya da neden uluslararası mahkemelere bunu taşımıyor? Yani bunun kökünden bu vaziyette her gün duyuyoruz şu kadar FETÖ'cü bilmem ordudan, askerden, polisten, adliyeden alındı. Bunları hep görüyoruz. Ama bunlar böyle bitmez. Herhalde 40 sene daha uğraşırız gene bitmez. O zaman bu bütün çekirdeğini, bütün yapılaşmayı neden devlet, bak devlet söylüyorum, hükümet işi değil bu. Devlet, tabii hükümet önemli bir manevela, Cumhurbaşkanlığı çok önemli bir manevela. Neden bunu yapmıyor bunu? Bu konuda bir şey söyler misiniz? Böyle şu anda düşündüm ya. Ya kendileri böyle bir şey düşününce insan diyor ki acaba bir gizli taahhütten bulunmuşlar. Geçen şeyi konuştuk ya, Abdullah Gül'ün taahhütlerini falan. Evet. Yani ha, onu da söyleyeyim. Biz Temmuz programında o 9 maddeyi... 9 maddeyi anlattık biz. Uzun uzun hem de 1919'da karşılaştırdık. Evet. Değil mi? O zaman verilen, İngilizlere verilen taahhütlerle şimdiki bu taahhütler. Ve bugüne de taşıdık. Bunlar onu. Tabii hiç vatandaş merak etmez. Bu sorumu... Yarın bir gün bunların hepsi yargılanacak. Hı-hı. Yani bu fakir milletin... Şimdi iş adamlarını zorluyorlar daha fazla vergi verin diye. Ya iş adamları vergi verecek de bu sefer ne yapıyorlar? Zora kaldı mı işsiz çıkarıyorlar. Millet işsiz kalıyor. Hı-hı. Şimdi... Elektriğe zam yapıyorsun. Niye? Güneydoğu'da elektrik parası vermiyorlar. Açığı kapatacaksın. Elektrik dağıtım şirketleri demiş ki biz de Güneydoğu'dan para toplayamıyoruz bazı illerden. Onların parasını batıdakiyle %15 zam. Bu adam fabrika çalıştırıyor değil mi? Bunu ne yapacak? Ürettiği mala yükleyecek. Enflasyonu nasıl engelleyeceksin?
bu işçi dediğinde bir şey girebilir miyim araya izin verirsen? Yani şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi, konunun biraz dışında ama onu söylediğin için aklıma geldi. 1200 işçiye işine son verildi. Bu tartışma da çok büyütülmeye çalışılıyor. Haklı haksız sorunu bir tarafa, oradan bakmıyorum. Çünkü bu bütün Türkiye'deki büyük sorunun bir parçası. Ve görünen o ki, bunu ispatlamak Büyükşehir Belediye Başkanı'na düşüyor. Bu bir politik nedenlerle yakın süreçte iki seçim arasında alındı iddiası var. Bu doğruysa ben bunlara yaşamış birisi olarak, yerel yönetimlerde çalışmış birisi olarak tanığım, atılabilir. Politik nedenle eşini, dostunu, ısımını, akrabanı alıp koyamazsın oraya. Almışlar, çok almışlar. Evet. Böyleyse bu doğrudur. Ama şunu niye görmüyorlar? Bakın son bir yıl içerisinde resmi açıklama ilgili kuruluşlar tarafından tam 1.141.000 kişinin işine son verildi. Bu felaket tabii ya. Yani işini kaybetti. Buraya bakmayan adamın oradaki 1200 kişiye bakma hakkı hiç yok. Evet. Buradan açık söylüyoruz evet, bunu. O güzel, onu söylemek ve lazım. Burada 500.000, 550.000 birkaç gün önce açıkladı ilgili kişi. 550.000 tanesi bu 1.141.000 kişinin orada inşaat sektöründeki işten atılanlar, ayrıltılanlar, uzaklaştırılanlar. 550.000 kişi. Buraya bakmadan burada bir koca okyanusta bir damla suyu da böyle kayığı sağa burada, sola sapmak doğru değil. Ama burada da belediye başkanı çıkıp biraz daha şey konuşacak ya. Kesin açık net neyse. Yani biraz yani sanki aman bir Tayyip Erdoğan alınmasın yok AK Parti'ye alınmasın gibi bir tavrım var. Hayır, anlamadım hayır. Yani. Çıkardım. Adamı almışsın sen. Evet. Gereksiz yere almışsın. Çıkarırım. O kadar yani bunu söylesin ama bunu ispatlayacak. İspatlasın evet, onu söylesin. Evet, evet devam edelim. Şimdi şimdi tabii Orta Doğu'da yeni bir yapılanma görüyoruz şimdi burada. Hı-hı. Tabii Türkiye'nin işi çok sıkıntılı. Fırat'ın doğusuna gireceğim falan diyor. Amerikalılar oraya yerleşmiş. Şimdi bizim aldığımız haberler en gelişmiş silahları PYD'lileri eğitiyorlar. En gelişmiş silahları veriyorlar bunlara. En Hı-hı. gelişmiş. Türk tankları tehdit altında. Türk helikopterleri tehdit altında. Bunlar Rusya'dan aldığımız bilgiler. Rusya'dan geliyor bu bilgiler. Evet. Şimdi bu riskli. Şimdi bu neye benziyor? Ta 1919'da nasıl ki boru hattı kuracağız diye İngiliz istihbaratı uğraşıyordu. Kemalci milliyetçiler önümüzde engeldir diyordu. Bakın şimdi 62 yılında Molla Mustafa Barzani, Barzani'nin yani asıl babası New York Times'ta bir demeç veriyor. Diyor ki Amerika bize, bu çok önemli. Bakın o nereden nereye geleceğiz? 62 senesi. Amerika bize askeri yardım versin. Kişini veriyor. Otonom bir bölge olalım. Oldu şimdi. Evet. Sonra biz sizin Orta Doğu'da sadık bir ortağınız oluruz. Buna ne diyorum ben? Müslüman İsrail. Amerikalılar zaten bizim ortağımız dedi. Trump da söyledi. Oradaki. Şimdi bu 62'de Molla Mustafa Barzani'nin söylediğini şimdi uyguluyorlar. Uygulayamadılar şimdi uyguluyorlar. Her geçen gün uygulamanı daha da pekişiyor. Burada Müslüman İsrail kuruyorlar. Burada Kürdistan falan kurulmuyor. Niye Müslüman İsrail bizim diyoruz? Bizim ikinci İsrail diyoruz. Ya hocam, ikinci İsrail dediğin zaman İsrail'le bir tutarsın onu. Müslüman İsrail dedin mi, Müslüman olacak. Farslarla kavgalı olacak. Evet. İran'la. Irak'la kavgalı olacak. Suriye'yle kavgalı olacak. Türkiye'yle kavgalı olacak. Bunlarla kavgalı olursan ne yapacaksın? Burada var olmak için Amerika, İsrail, İngiltere ittifakına bağlı olacaksın. Din faktörünü esas alacaksın. İşte orada din önemli. Orada bir Yahud devleti kurulmuyor. İsrail'le, direkt İsrail'le bağlı bir devlet kurulmuyor. Ayrı bir devlet yalnız olduğu için emperyalizmin burada maşası haline gelecek. Ona da Müslüman İsrail diyoruz. Onu yazdığım zaman çok kızmışlardı bana 2006 senesinde Müslüman İsrail diye böyle bir makalem. Olur mu? Olur mu öyle şey dedi. Ya şimdi Müslüman İsrail bu adam ne diyor? Amerika bize askeri yardım versin, verdi. Otonom bölge olalım, oldular zaten şu anda. Biz de Orta Doğu'da sizin sadık ortağınız oluruz. Ondan sonra da işte Müslüman İsrail'i bölgede çıbanbaşı olarak oturur. Yani Orta Doğu'daki olup bitenlerin bütün tırnak içinde sırrı burada. Burada zaten İsrail'in üzerinden yükü buraya taşımış olursun. Kimse evet. İsrail'le uğraşmaz ondan sonra. Tayyip Bey de Birleşmiş Milletler'de iki tane İsrail'i Filistin'i alkışlayacak diye konuşuyor. Peki, ne oldu sonra? Peki çok ne oldu? Bak ne oldu? Yani, pardon. Acil bizim
mühimmata ihtiyacımız oldu. Acil. İsrail'den alıyorduk. 80 küsür 100 milyon dolara yakın parayla. İsrail dedi vermiyorum size mühimmat. Acil lazım bize. Ne yaptık biz? Ne yaptık? Başka bir ülkeye dedi ki şu İsrail'den mühimmat al da bize ver. O aldı bize verdi. Aldı bize verdi. Komisyonu da koydu üzerine. İlginç. Çok önemli. Cenab-ı Allah bunları görüyor. Merak edenler gece 2.30'da kalksınlar, Cenab-ı Allah'la konuşsunlar. Gece 2.30'da konuşacaklar ama öyle gündüz vakti millet her gün camide dua ediyorlar. Mal ver, mulk ver, para ver, karı ver diye bağırıyorlar. Cenab-ı Allah'a bunları soracaksın gece 2.30'da. Sormak, açarsın Kur'an'ı sorarsın. Peki bir şey bu, söyleyeyim. Bir de bu Kaşıkçı cinayetini çok gündeme getiriyor. Bugünlerde şeyi yapılıyor. Kaşıkçı cinayetinde Türk istihbaratı, MİT, havaalanından bu adamları takip ediyor konsolosluğa kadar. Rapor ediyor emniyete. Diye ilgili bütün birimlere, bakanlığa. Müthiş. Bunlar şüpheli şahıslar konsolosluğa girdi diye. MİT görevini yapıyor. Tamam. Ondan sonra ne oluyor? Adam içeride kesilirken bütün ses kayıtları BBC'de yayınlandı. BBC'ye verilmiş. O anda mı yoksa? Yok, şimdi yeni birkaç gün evvel yayınlandı. Orada o sesler alındı. O anda kaydediliyormuş. Kim aldı? Hocam kim kaydettiyse. Kaydedenler. Yani biz biliyor muyuz o seslerin alındığını? Yani şimdi biz BBC'den öğreniyoruz. Sesler duyuyorduk biz alınmıştır, kaydedilmiştir diye. Fakat BBC bunları yayınladı. Birebir yayınladı. Adamı kesiyorlar. Keserken ne konuşuyorlar? Hepsini konuşuyorlar. Yani sonradan orada kayıtledilmiş sesler... Yok yok. Olaydan, adam içeri girdikten içeride, sonra bütün, kafasına muşamba geçiriyorlar boğulsun bütün diye. Bütün sesler o anda hepsi biliniyor yani. Hepsi biliniyor. Yayında yani. Ve bilmiyorum. Sen uluslararası sözleşmelere göre burada okuduk sözleşmeleri biz. Evet. Ne diyor? Yangın vesaire olağanüstü durumlarda müdahale etme hakkı doğar. Konsolosluk değil burası. Büyükelçilik değil. Hmm. Şimdi diyorlar ya burası bilmem neyin bazı şey... Yok efendim, konsolosluk burası. Konsolosluğun görevi sınırlıdır. Evet. İşleri yapar. Yani biratik, bürokratik işleri yapar. Konsolosluğun öyle bir önemli bir şeyi yoktur. Asıl diplomatik görev büyükelçiliktedir. Sen buraya müdahale etmiyorsun. Adamı içeride boğuyorlar, seslerini dinliyorsun, müdahale etmiyorsun. Şimdi o zaman soruyorum. Suç ortağı olmaz mısın? Oldun zaten. Onun için uluslararası mahkemelere niye başvurmuyor bizimkiler? İlginç. Kimse bu suç ortakları ortaya çıkacak. Okuzcağız bunları dinliyor. Evet, değerli izleyiciler, değerlendiriyorsunuz herhalde hocam. Okuzcağız o nişanlısı bunları dinliyor. Ona diyor ki bir şey olduğu zaman Yasin Aktay'a haber ver. Evet. Yasin Aktay'a haber veriyor. Yasin Aktay diyor ki bana geç haber verdi. Ben gerekli yerleri bildirdim. Ama bunlar mahkemeyle meydan çıkar. Burada önemli bir cinayet var. Tayyip Bey'in söylediği gibi tarihte böyle şeyler görülmemiş yani. Bu olağanüstü bir şey. Tayyip Bey de bu sesleri o anda ona Tayyip Bey'e bu sesleri duyup duymadığını bilmiyorum. Evet. Ama MİT görevini yapmış, bilgileri almış, gerekli yerlere vermiş. Bakanlık ne yapmış onu bilmiyoruz. İçeriden sesler de gelmiş. İçeriden sesler adamın kafasına çuval şey geçiriyorlar. Naylon boğulurken bağırıyor. BBC'de yayınlar, BBC'yi dinlesinler. Müthiş bir şey yani. Belli ki uluslararası bir operasyon bu. Evet. Hem Türkiye'ye karşı hem de bu adamın Suudi ailesiyle ilgili bilgileri bir yerlere vermiş. Çünkü Suudi ailesi de akraba zaten. Hocam çok önemli bu. Vaktimiz daraldı. Çok önemli. Yani bu zaten bütün önemiyle izleyiciler tarafından kavranmıştır. Bir şey soracağım. Sonra bunu cevaplandıktan çünkü bunu atlamak istemiyorum. Biz artık bu CHP'nin yaptığı değerli izleyiciler açısından söylüyorum programımızda bu ama yetiştiremiyoruz. Önümüzdeki, çünkü 15 günde bir olacak artık. O zaman bunu herhalde şey yapacağız. CHP'nin burada yaptığı Suriye toplantısı, Suriye konu çok ele alınması, değerlendirilmesi gereken bir konu. Ona bakmak gerekiyor. Almanya'daki bu FETÖ'cü, sahte solcu, liberallerin yaptığı ortak toplantı, bu da çok önemli. Yani bunları zaman açısından, bir saniye diyeceğim. Ama şu zaman açısından onu herhalde ele alamayacağız ya da onlara kısaca değinirsiniz. Fakat 24 Eylül'de Sayın Cumhurbaşkanı'nın Birleşmiş Milletler'de yaptığı konuşma bir yönüyle çok önemli. O konuşmanın 30 kilometre derinlik ve 2 milyon dönüş projesi onu ifade ediyor. Zaman olursa ona değinir ama bir şey söyledik, bazı kavramları kullandı. Dünyadaki gelişmeleri ve dünya tablosunu çizerken
hemen şu anda tabii sırasıyla söylemeyeceğim ama yani herkesin, bütün insanlığın ideali olan bir takım kavramları çok öne çıkardı. Barış, özgürlük, adalet, huzur, onun demokrasi. Gerçekten bunları, yani burada kim söylediğine bakma, bu kelimeleri, bu kavramları bütün dünya halkları için, bütün dünya için dileyen, isteyen bir düşünceyi ben ayakta alkışlarım. Zaten insanlığın büyük ideali de bu, bunlara kavuşmak. Şimdi Sayın Recep Tayyip Erdoğan bunları söyledi ama ben şunu size söyleyeyim, siz de yorumlayın. Şimdi bu kavramlar, bu kutsal kavramlar, bu anlayış, şimdi Türkiye'de uygulamasıyla işe başlamak gerekmez mi? Göreve davet ediyorum bu kavramları Türkiye'de gerçekleştirmek üzere. Reis sizi duydu. Duydu mu? O burada haberi var o işlerden. Siz o zaman gerisini duydu. Siz tamam. Ondan sonra inşallah olur. İnşallah olur diyoruz. İnşallah değil bunu yap. O zaman maşallah diyelim yani olduysa maşallah diyelim ama umudunuz yok mu? Umut bu mücadelelerle olur. Bak kendileri görüyorlar, kendileri sıkışıyorlar. Bak Yargıtay karar alıyor. Bir sürü adamı içeri attınız bankanın kapısından geçti diye. Şimdi baktınız ki ulan bu bankayı biz açık tutmuşuz. Bu bankaya para yatırmak suç idiyse bu bankayı açık tutan suçlu değil mi öncelikle? Esas suçlu. Yargıtay diyor ki bankaya para yatırmış, bankanın kapısından geçmiş. Bunlar suç değildir diyor. 2016 mı öyle bir şey koydu. Dedi ki bankanın kapatılması karar verildikten sonra para yatıranlar. Yani şimdi bu demek ki Yargıtay'da ne hava değişiyor mu? Ne oluyor? Çok aklıma şimdi geldi. Ziya Paşa'nın çok önemli bir sözü var. Değerli izleyiciler, açıklamasında yapmaya çalışacağım. Diyor ki, benim Birleşmiş Milletler konuşmasındaki Sayın Cumhurbaşkanı'nın o kavramları öne çıkarmasına karşı bir atıf olarak, bir gönderme olarak diyor ki, onlar ki verir dünyaya nizamat, onlar ki verir dünyaya nizamat, bin türlü musibet bulunur hanelerinde. Yani aşağı yukarı anlaşılıyor ama genç izleyiciler varsa onlar için şey yani onlar da o dünyaya nizamat veren kişiler onlara hitaben söylüyor. Fakat kendi evlerinde yani bin türlü musibet bulunurken bin türlü kötülük musibet o. Kendi hanelerinde bin türlü musibet var, kötülük var ama dünyaya nizamat vermeye çalışıyor. Dünyaya düzen vermeye çalışıyor, dünyaya kural koymaya çalışıyor. Sayın Cumhurbaşkanı'na ben bunu açık açık söylüyorum. Yani dünyaya bu çok değerli kavramları uygulansın diye bir talep olarak çok haklı, tam destekliyorum. Bunu söylüyorsun ama Türkiye'de yani kendi evimizde bin türlü musibet var. Bunları düzeltmekle işe başlarsak o zaman bu toplumun tümü sizi destekler diye bir acizane bir destekler. Düşünce söylüyor. Doğru destekler. Destekler değil mi? Yani güzel şeyler yaptığı zaman millet onu güzel şeyleri destekliyor. Evet. Yanlış şeyler yapıldığı zaman ne oldu? Kızdı vatandaş. Aldı aşağıya. Tayyip Bey'e akıl verdiler. Bir mektup yazalım, gidelim, apo versin mektubu falan filan diye. Akıl verenler işte Tayyip Bey'in danışman etrafında bazı danışmanlar. Ne oldu sonra? MHP'nin önemli bir kısmı gitti. İmamoğlu'na oy verdi. Evet. Yani şunu bir daha söyleyeyim. Çok önemli. Biliniz, onlar ki verir dünyaya laf ile nizamat, bin türlü musibet bulunur hanelerinde. Şu işte. Haneyi temizleyelim. Önce haneden başlayacaksın. Evet. Önce benden başlamak. Buyurun, söz sizin program sonuna. Vallahi kadar. Ne kadar zamanımız kaldı? 10 dakikamız var. O kadar var mı? Evet. Oo iyi. Yani şimdi bizim ben söyleyeceğimi söyledim değerli izleyiciler. Bizim size. Burada yapmamız gereken önce hukuk sistemini toparlayacağız. Evet. Böyle hakime yetki verdim. Hakime yan baktığın zaman arttırırım diyor. İstediği zaman düşürüyor. Böyle şey olmaz. Kuralları doğru koyacaksınız. İngiliz hakimin öyle bir yetkisi yok. İngiliz yargıç ne yapıyor? Kurallar o kadar açık ki. Kurallar açık koyacaksın. Niye hakime takdir yetkisi vereceksin? O zaman şeye bağlan şu yargı reformuna da değinelim. Yargı reformunda geçen bir gençler konuşuyordu avukatlar televizyonda. Onlar epey anlattılar. İyi şeyler olacak. Bazı abartmalar da var ama iyi şeyler olacak. Tabii bununla bitmez. Devamı da gelecek. Ama Tayyip Bey şimdi her %40 diyorlar seçimlerde falan. Herhalde baktılar ki %50 kimse alamayacak. Onu da değiştirmeye çalışıyorlar. Onun yerine de meclis dedi Tayyip Bey. Sayın Cumhurbaşkanı. %40 seçilsin. Sayın Cumhurbaşkanımız meclis dedi. O zaman tabii. Birinci çıkan seçilsin demek daha kolay. O anlama yani ilk oylamada birinci %35 de alsa ilk oylamada en fazla alan seçilsin. Döndük eskiye tekrar. Ama tabii asıl mesele
üretim meselesi. Her zaman söylüyoruz. Planlama olmadan üretim boşunadır. Ama vatandaşa da söylemek lazım. Kış günü domates niye 9 lira diye kıyamet koparıyordu. Şimdi domates 1 lira. Evet, 1 lira. Git domatesi al, salça yap. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün vatandaşları eskiden salça yapardı. Bizim millete ne oldu yani ya? Hı-hı. Salça balkonda da yapılır, mutfakta da yapılır. Yani vatandaşımız da biraz kuyruklarla resim çektirmeyi çok seviyor herhalde. İşte diyor ki, ya 2,5 lira elma ama çok pahalı. O zaman İstanbul'da durmayacaksın kardeşim. Evet. Buraya girdiğinizde şu bizim Trabzon'dan bir arkadaş aramış, bir sorusu var daha programı. Ali Güney diyor ki, Türkiye Akdeniz bölgesi ve Suriye'deki oluşumun sebebi nedir? Herhalde bu soruya bu enerji meselesi. Sayın hocamız cevap vermiş oldu bu. Aslında burada enerji önemli. Yani bölgede enerji şimdi değil. Daha 1. Dünya Savaşı'ndan beri bu enerji meselesi var. Gizli anlaşmalar var bu enerji meselesiyle ilgili. Evet. Ama İngilizler Fransızlara kazık atınca Musul'u vereceğim diyor sonra vermiyor. Mustafa Kemal Aralof'a diyor ki düşman cephesinde kırılma yarattık diyor. Fransızlar diyor ki İngilizler bize kazık attı. İtalyanlarla beraber bırakıyorlar silahları bulunduğu yerlere kendileri çekip gidiyorlar. O silahlar işimize yarıyor. O zaman Aralof'a diyor ki Sovyet elçisine düşman cephesinde kırılma yarattık diyor. Emperyalizm arasındaki çatışma Chamberlain'den anlatıyoruz ya 1896'dan. Emperyalizm arasında böyle çatışmalar oluyor. Şimdi emperyalizm en korktuğu Almanya'nın Rusya ile yakınlaşması. Rusya çok temkinli gidiyor. Orta Doğu'da dikkat ediyor. Rusya ile karşı karşıya, Amerika ile karşı karşıya gelmeyeyim diye. Çünkü petrol fiyatları konusunda çok sıkıntılı tabii. Rusya'nın petrol gelirleriyle önemli ölçüde altyapılarını yenilediler. Zaten Putin geldikten sonra öyle karar aldı. Ama Türk dış politikasında hiçbir zaman Rusya ile Sovyetle Birliği'yle maceralı bir sürece girilmemiştir. Tek girildiği süreç bu Davutoğlu'nun sürecidir. Gladio ne yaptı? Davutoğlu'nu orada kullandı mı ne yaptı bilmiyoruz. Büyükelçiyi de öldürdüler. Şu haritaya uçağı göre da, bir değerlendirme. Uçağı da düşürdüler. Evet. Uçağı da düşürdüler. Bunlar çok önemli şeylerdir. Şu Doğu Akdeniz çok önemli. Şimdi Kıbrıs'ın bazıları soruyorlar yani bu Kıbrıs bu güneyindeki petrolle bizim ne işimiz var diye. Şimdi uluslararası hukuk diyor ki denizde adalar dışında iki tane kara arasında orta yol çizilir. Adaların ayrı karasuları olur. Biz iki Türkiye ile Mısır arasındaki orta yolu çizdiğimiz zaman bizi orada petrol arama hakkı düşüyor. Vatandaş bunu belki anlayamayabilir. Uluslararası hukuk öyle diyor. Daha önce bu tür kararlar alınmış. Şimdi ama bizim burada sen Suriye ile kavga etmeyeceksin. Lübnan'da kavga etmeyeceksin. Lübnan'da senin müttefiklerin olacak. Bu Suriye ile bir türlü bir masaya oturma ki CHP Genel Başkanı ya tam bir yumuşama. Niye olmuyor? Ya tam yumuşama yani olacak. Niye yapmıyor? Bakıyorsunuz ki AK Parti'nin içinden biri çıkıyor diyor ki Suriye katildir diyor. Diktatör katil. Nasıl ki Sabancı Üniversitesi'nden profesör ne diyordu? Esad 600 bin kişiyi öldürdü. Dedim maşallah ya. Bir adam 600 bin kişiyi 600 tane koyun kesemez ya. 600 bin kişiyi nasıl öldürüyor? Yani kullandığı cümleler bile ama içindeki nefreti anlatıyor. Ama neredeyse devletin de önemli kesimindeki kişiler, isim vermeyeceğim, biliniyor izleyiciler de bile. Bunlar da katil Esad diyor. CHP'nin genel başkan yardımcısı diyor. Onu saymıyorum. Onu ciddiye alırsak evet, bile yandık. Yüzüne söyleyelim burada bütün toplumun. Ciddiye alınacak hiçbir tarafı yok. Tarafı yok. Böylesine yani, birisi nasıl büyükelçi oldu, nasıl Türkiye'nin işte, bir partinin genel başkan yardımcısı oldu açık söylüyorum. Gelsin burada tartışalım. Kabahat kimin? Kabahat kimin? Onun genel başkan yardımcısı yapar da kabahat. Kuşkusuz tabii. Niye? Yani. Şimdi Kılıçdaroğlu iyi bir adam. Ne düşünüyor? Acaba Amerika ile bizim Avrupa ile bağımızı kontrol edebilir, kurabilir mi? Ya bu adam belli gerçekten ki büyük elçi olmuş ama ne Türkiye'yi, ne Cumhuriyeti, ne bizim toplumu ne tanıyor, ne biliyor, ne inanıyor. Bir şeye inanmış. Öyle bir derdi yok. Batı'ya inanmış. Batı ne derse, şu haritadaki şurası ne derse gösteriyorum. Şurası ne derse oranın sözcüsü. Biz şuraya bakıyoruz. Bakın şu Avrasya'ya bakıyoruz. Avrasya, evet. Bizim bu harita çok güzel bizim olmuş. Bizim kurtuluşumuz orada. Bu harita güzel olmuş. Burayla ilişki kurmazsak ne Suriye sorununu çözebiliriz, ne petrol sorununu çözebiliriz, ne Kıbrıs sorununu. Bütün güç burada. Dünyanın geleceği çünkü burada. Yani Doğu Akdeniz'i şimdi Trabzonlu hemşerimiz soruyor. Doğu Akdeniz'de enerji kaynaklarının paylaşımı konusunda belki biraz abartıyorlar bilmiyoruz. Hazar Havzası'ndaki doğalgaz kadar orada var diyorlar. Hazar Havzası'ndaki doğalgazlar çok yüksek. Yani Türk
Türkmenistan'daki kaynaklar, çok büyük kaynaklar var orada. Akdeniz'de de o yüksek. Akdeniz'de de öyle bir kaynak varsa bunu tabii kavgalar var burada. Onun için Türkiye ne yapacak? İttifaklarını iyi seçecek. Ona ittifaklar şuradan geçiyor. Şimdi biz çok özür dilerim, hiç geçmeyecektim ama şu karamsar tablo da çiziliyor. Biz Türkiye'ye güveniyoruz sonuna kadar ve bu işi mutlaka çözecek bu ulus. Bunun tartışması yok. Fakat deniyor ki bugün Orta Doğu'daki bu süreç bu kafayla, bu anlayışla, Türkiye'nin de bu tutumuyla, bu da dahil en az 20 yıl, 40 yıl sürer diyecek. Bu toplum bunu kaldırır mı? Bunu bu Orta Doğu kaldırır mı? Şimdi demin siz söylediniz. Dediniz evet. ki sınırda bölge kurulacak, oraya 1-2 milyon kişi yerleştirilecek. Siz orada sınırda böyle bir bölge kursanız 30 kilometrelik. Oraya 2 milyon, 3 milyon yerleştirseniz. O zaman Amerika'ya ne demek olur biliyor musunuz? Fırat'ın doğusunda geri kalan yer size ait. Size aittir. Evet, o sonuç çıkıyor. Olur. Onun için burada yani anlamıyorum, gizli bir anlaşma mı yapmışlar Amerika'yla? Yani Suriye'yi böleceğiz diye. Durum onu gösteriyor ya ama. Ondan şüphe, ondan korkuyorum ben. Ya o zaman ne olur? O zaman sırayla olur bu. Suriye bölünürse bölgede tek silahşör Suriye kalmıştı. Suriye bölünürse Hizbullah biter. Hizbullah bölgede, Lübnan'da önemli bir güç. Çok önemli. Bizdeki Hizbullah'la karıştırmasınlar. Orada belediyesi var, hizmet veriyor, örgütlenmiş, devlet gibi çalışıyor. Devletin zaten bir parçası. Şimdi Suriye olayları başladığı zaman ne yaptılar? Hizbullah silahlı adamlarını gönderdi oraya. İsrail Hizbullah'ı orada tasfiye etmeye çalışıyor. Bunlar her zaman, bunlara çok dikkat etmek lazım. Türkiye'nin de burada günahı var. Davutoğlu'nun büyük günahı var bu işte. Evet. Hala mezarlık kaçırıyoruz biz. Hala mezarlık taşıyoruz Batı Eberi'ye. Ondan sonra sıra İran'a gelirse... Evet. İran'dan sonra sıra sana gelir. Kimse kalmaz orta yerde. Evet. Şeydeki gibi Almanya'daki Naziler, önce komünistleri, sonra Çingeneleri. Diyorlar ki ya bize bir şey olmaz. Ondan sonra başlıyor Almanlardan kendisine muhalifleri öldürmeye. Brecht'in... Bu sırayla olur bunlar. Yani o zaman şu sonuca geliyoruz programın sonuna doğru. Bizim de temel tezimiz... Bu yani bütün bu sorunların çözülebilmesi büyük Avrasya ittifakına bağlıdır. Bu ittifak olursa Çin'den başla Rusya, İran, Suriye, Irak, Hindistan, işte o arada görülen Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan falan, yani bu büyük Avrasya projesi ittifakı bunu çözer ve yeni bir dünyanın da ufkuna yönelmiş olur. Zaten böyle bir dayanışmanız olmasaydı çoktan Tayyip Erdoğan da Türkiye ekonomisi de çökmüştü. Evet, doğru. Yani doğru. Batı'nın Türkiye'ye karşı tavrının tedbirli davranma, temkinli davranması Türkiye'nin bölge ittifakıyla, İran'la Rusya'yla ittifakıyla geçiyor. Evet. Yani bu bize nasıl Birinci Dünya Savaşı'nda büyük katkılar sağladı? Unutmayalım. İngilizler İran'ın güneyinden Bakü'ye doğru çıkmaya başlıyor. O İngiliz birlikleri Bakü'deki petrolleri alacaklar. Kazım Karabekir Mustafa Kemal'e telgraf çekiyor. Diyor ki burayı İngilizler alsa bizim büyük aleyhimize olur. İngilizler yerine burayı Bolşeviklere bırakmalıyız diyor. Müthiş Bolşeviklerle işbirliği yapmalıyız diyor. Müthiş bir görüş. Bu çok önemli. Ondan sonra İngilizler buradan dışlanıyorlar. Batım'a kalıyor biraz İngiliz birliği. Onlar da orada şu anda Batım'da Cumhurbaşkanlığı'nın tam karşısında böyle bir toprak bölge vardır, yuvarlak. Batım'ı bilenler bilirler. Orada Osmanlı askerlerinin cesetleri var orada. Şehitliktir orası. Orayı koruyorlar. Ama Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti bir şey yapıp oraya bir anıt yapması lazım. Evet. Bu Osmanlı, bu Türkiye Cumhuriyeti'nin, biz Osmanlı diyoruz da Batı her zaman Osmanlı'ya son 200-250 yıl Türkiye demiş. Onun için Mustafa Kemal Burhan adını Türkiye yapıyor. Batı'dan Türkiye diyor, Osmanlı demiyor. Batı sıkıntılı dönemde buraya Osmanlı diyor. Batı'da 100 yıl savaşları varken 1451-52'de falan Batı birbirini yerken bitiyor savaş. Sen o dönemlerde büyüşüyor. Ondan sonrası yeniden savaşlar başlıyor. 1600'lü yıllarda 1618-1648 savaşları var 30 yıl. Protestanları kesiyorlar. İşaret geldi hocam. Geldi mi? Kapatıyorum. Batı sıkıntıda olduğu zaman Batı sıkıntıda olduğu zaman sen önünü açılmış Osmanlı'nın. Şimdi Batı'nın kendi içinde bir rekabet var. Türkiye'de Rusya ve İran'la ve Çin'le böyle bir yakınlaşmaya girmiş, ittifaka girmiş. Türkiye de buradan nefes alıyor. Unutmayalım. Hı. O Tayyip Erdoğan diyordu ya Amerika'daki o dereceleme kuruluşları. Onlar Türkiye'nin lehinde karar vermeye başladılar artık. O zaman ama anlayamıyorlar. Bu Türkler nasıl oldu da bu krizi atlattılar diye. Hı. Türkiye'nin krizi atlatmasının nedeni Türkiye'deki dayanışma, Batı anlayamıyor.
Türkiye'deki dayanışmayı vakti anlayamaz. Türkiye'yi tanımıyor. Tanımıyor. Çünkü. Buranın kültürü farklı bir kültürdür. Evet. Evet, böylelikle değerli izleyiciler, bu gerçekten benim de tahminlerimi aşan bir canlılıkla ve önemli konularla geçen programı şimdilik bitirmek zorunda kalıyoruz. Çünkü haberler var. Haberleri mutlaka izleyin. Çünkü doğru haberi bu kanaldan alabilirsiniz. Ve size çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sayın Hocam. Hepinize iyi geceler diliyorum. Gelecek programımızda görüşmek üzere. Tamamlayamadığımız, adını geçirdiğimiz konuları o programda tekrar yeni bir anlayışla tartışmak üzere, değerlendirmek üzere. Sevgiler, saygılar hepinize.